Keyifli bir 1,5 saat geçirmenizi umuyorum. Aslında bugün üçüncü serisini yapıyoruz. Taysat Kaller İşbirliği çerçevesinde webinarımızın ortak başlığı esasında EFQM'in kurumsallaşmaya nasıl hizmet ettiğine ilişkindi. Ve bugüne kadar da özellikle de Salih Bey'in hani EFQM'le ilgili paylaşımları çerçevesinde EFQM'in temel amacı ne anlatıyor, ne fayda yaratıyor. Dolayısıyla EFQM'in temel yaklaşımları itibariyle dönüşen dünyada dönüşümü yönetebilmek anlamında çeşitli kavramlardan bahsettik. Bunlardan bir tanesi işte kurumsal yılmazlık konusuydu. Amaç ve ekosistem kavramlarına giriş yaptı Salih Bey. Hemen akabinde devamında ikinci webinarımızda da yine biraz daha EFQM modelinin hani kriterleri, mantığı, EFQM'in aslında o sürekli iyileştirme ya da o model bütünsel bakış açısını nasıl ortaya koyduğuna ilişkin özet bakış ve model işimizi nasıl yönetmemizi istiyoruz, sağlıyoruz kriterler üzerinden anlatmaya çalıştı ve bununla beraber de ödül sekreterimiz Esra Hanım yine bizim bu EFQM modelini kurulduğumuzdan bu yana aslında Kaliter'in var olma amacıyla ilişkili olarak Ulusal Kalite Hareketi sunumunu paylaşmıştı bizlerle. Dolayısıyla burada aslında kurumlarla yan yana, yanlarında olarak bu gelişimlerinde bu bakış açılarını kuruluşlara kazandırmayı burada hedefliyorduk. Üçüncü ve son oturumumuzda ise çok kısaca, hızlıca aslında geçen hafta programımız da vardı ama Esra Hanım'dan ödül sistematiği ile ilgili bir 5-6 dakika bir sunum isteyeceğiz esasında bu tanıma programları ödül sistematiği ile ilgili ve beraberinde hemen hızlıca Salih Bey bir 10 dakika bizlerle tekrar bu süreç içerisinde yol alan kuruluşların EFQM'in kuruluşlarda uygulanması noktasında karşılaşılacak zorlukların nasıl aşıldığı, nasıl ele alındığı bir 10 dakika paylaşımı sonrasında da hızlıca esasında daha çok uygulayan ve anlatacak hikayesi olan gerçek uygulamadan örneklerle Tuğrul Bey, Aylin Hanım ve Haluk Bey bizlerle olacak. Farklı sektör ve farklı olgunluk seviyelerinde bu EFQM yolculuğundaki deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Dolayısıyla tekrar hoş geldiniz ve keyifli bir paylaşım diliyorum. Sözü sana bırakıyorum Esra. Sabri Bey, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben bu güzel 3 seri için teşekkür ederim. Önce Taysat'a, sonra Kayderli katılımcılarımıza. Bugün biraz ödül sistematiğinden bahsedeceğim. Sizlere geçen haftalarda Ulusal Kalite Hareketi'nden bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi EFQM modeli uygulayan kuruluşlar, kurumsal gelişimlerini belli bir seviyeye taşıdıktan sonra Kalder'in EFQM tanıma ve ödül programına başvuruda bulunabilirler. Geçen haftalardaki sunumum çok renkliydi ama bu sefer sistematik bir şey anlatacağım için o kadar renkli bir sunum olmayacak ama kısa olacak. Dolayısıyla sözü benden sonra çok kıymetli kişilere bırakacağım. Kalder'in tanıma ve ödül programı EFQM modeli uygulayan kuruluşların kurumsal gelişimlerinde belli bir noktaya geldikten sonra bu başarıyı taçlandırmak, meyvesini almak üzere başvuruda bulundukları bir program. Bizim için hiçbir zaman bir amaç olmadı. Ama kuruluşların motivasyonlarını artırmak, çalışanları harekete geçirmek, sürekli iyileştirmeyi bir kültür haline getirmek için iyi bir araç. Ve aynı zamanda da tabii hem rekabetçiliği artırıyor, geliştiriyor hem de uluslararası da bir tanıma sağlıyor. Çünkü EFQM uluslararası uygulanan, küresel çapta uygulanan bir model. Dolayısıyla siz de bu modelle ilgili bu programa başvurduğunuzda, yani tanıma ve ödül programına başvurduğunuzda aynı zamanda uluslararası bir belgelendirme ödül programına başvurmuş oluyorsunuz. Uluslararası arenada da rekabetçiliğinizi artırıyorsunuz. Kalder'in ödül programı bağımsız bir kurul tarafından yürütülüyor. Ben ödül sekreteri olarak, Kalder ödül sekreteri olarak bu işin organizasyonu ve yönetilmesinde çalışıyorum. Ama birlikte çalıştığım Kalder Ödül Kurulu kök olarak adlandırdığımız bir kurul var. Bu kuruldaki üyeler de çeşitli kuruluşlardan, daha önce EFQM modelini uygulamış, hala devam etmekte olan, bizim değerlendiricimiz olan kişilerden seçilmiş bir kurul. Dolayısıyla bağımsız bir şekilde bu süreci yürütmeye devam ediyoruz yıllardır. Bu yılda 29.sunu ödül törenimizin düzenleyeceğiz. Kongrenin hemen ardından, 17 Kasım'da. Ve Kalder'in ödül programı yine bizim gönüllü değerlendiricilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir program. Yine çeşitli kuruluşlarda çalışan, EFQM modeliyle yolu kesişmiş, bizim değerlendiricilik eğitimlerimizi almış ve çeşitli
gelişim programlarına katılmış kişiler, değerlendiricilerimiz her yıl ödül ve tanıma programında bizimle beraber sürece katılıyorlar ve gönüllü bir şekilde kuruluşlarımızı değerlendiriyorlar. Yine sizler de bizim Calder'in değerlendirici programlarına katılarak Calder değerlendiricisi, YFQM modeli değerlendiricisi olabilirsiniz. Bu tabii ki kesinlikle çok iyi bir öğrenme sağlıyor. Çünkü her yıl kendi kuruluşunuzdan başka bir kuruluşu çok yakından tanıma, görme ve değerlendirme fırsatına sahip oluyorsunuz. İyi de bir öğrenme fırsatı sağlıyor aslında. Birazcık süreçten bahsedeceğim. Süreç nasıl ilerliyor? Kuruluşlarımız öncesinde bu programı başvurmadan önce bir doküman hazırlıyorlar. YFQM modeline göre aslında kendilerini anlatıyorlar. Bunu SSBase adını verdiğimiz online bir platform üzerinden yapıyoruz. Süreç aslında tam olarak dijitalleşti. Yani dijital bir platform üzerinden ilerliyor. Burada kendinizi anlatıyorsunuz. Sonra sizin için bir değerlendirici ekibi oluşturuyoruz. Bu değerlendirici ekibiyle tanışmanızı, kuruluşların tanışmasını sağlıyoruz ve bir saha ziyareti planlaması gerçekleştiriyoruz. Daha sonra saha ziyaretini yerinde gerçekleştiriyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle 2 yıldır saha ziyaretlerimizi online gerçekleştirdik ama önümüzdeki yıl şartlar el verir ve sahada bu ziyaretleri gerçekleştirebiliriz diye umuyoruz ve çok istiyoruz. Sahada sizlerle değerlendiricilerimiz 3-4 günlük, 5 günlük bazen bir program gerçekleştiriyorlar. Çeşitli görüşmeler yapıyorlar. Saha ziyareti planında zaten bunları birlikte kararlaştırıyoruz. Tabi bu sırada bizim kuruluşumuzdaki işlerimiz devam ediyor, durmuyor hiçbir şekilde. Bir taraftan da bu görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu saha ziyareti yapılmasından sonra aslında önemli olan çıktı bizim için bir geri bildirim raporu oluşuyor. Ve YFQM modeli daha önceki oturumlarda da anlatıldığı üzere radar adı verilen bir ölçüm cetveli kullanıyor. Burada 0 ila 100 bin puan aralığında sizin de bir puanınız belli oluyor. Kuruluşların da puanı belli oluyor. Bu geri bildirim raporuyla beraber kökün değerlendirmesinden sonra sonuçlar jüriye sunuluyor. Jüri değerlendirmesinden sonra da artık bizim belgelendirmemiz ve kimlerin hangi kuruluşların ödül alacağı kesinleşmiş ve belirlenmiş oluyor. Sonrasında da her yıl kalite kongresinin 2. günü öğleden sonra da ödül töreni yapıyoruz ve kutlamayla beraber aslında süreci taçlandırmış oluyoruz. Bu bahsettiğim puanlarla ilgili bizim bir ödül piramidimiz var. Henüz sürece yeni başlayan kuruluşlar için üstün performansa ilk adım. Burada kuruluşlarımızın kurumsal gelişimleriyle ilgili en az 3 tane proje sunmasını istiyoruz. Henüz çok daha yönetim sistemlerinin başında olan kuruluşlarımız için geçerli bir adım. Burada sundukları 3 kurumsal gelişimle ilgili projeyi değerlendirdikten sonra günlük bir değerlendirme oluyor bu çoğu zaman. Bir belgelendirme söz konusu oluyor ve bunu yılın her zamanı yapabiliriz. Üstün performansa ilerleme aşamasında artık kuruluşlarımız projelerini hayata geçirmiş oluyorlar. Biraz daha ilerleme kaydetmiş oluyorlar. Ve orada da yine yılın her zamanı başvuruda bulunabileceğiniz ve belgelendirebileceğimiz bir program. Üstün performansa ilerleme belgemiz var. Ancak bundan sonraki aşamalarda biz kuruluşları yetkin kuruluşlar olarak nitelendiriyoruz. Ve bu kuruluşlar 3 yıldız ila 7 yıldız arasında bir bantta seyrediyorlar. 300'de başlayan puanlarda gördüğünüz gibi 3 yıldız, 400'de başlayan puanlarda 4 yıldız diye bu şekilde 7 yıldıza kadar devam ediyorsunuz. 6 yıldız seviyesine geldiğiniz zaman Türkiye Mükemmellik Ödülü 600-650 bandındadır. Mükemmellik ödülünü almaya hak kazanıyorsunuz. 650 puan ve üzeri olduğunda ise Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünü almaya hak kazanıyorsunuz. Tabii bundan sonraki aşamada artık 700'lü aşamalarda da YFQM küresel ödülüne gidebiliyorsunuz. YFQM arenasında da, uluslararası arenada da yarışınıza devam edebiliyorsunuz. Ancak tanıma programına, yani yetkinlik aşamaları ve ödül aşaması dediğimiz programa başvurmak için bir takvimimiz var. Bu takvim her yıl hemen hemen bu aylarda gerçekleşiyor. Biz kuruluşların ödüle başvurularını 31 Mart itibariyle artık tamamlıyoruz. Yani burada kuruluşlarımız bize demeliler ki evet, biz ödül programına katılıyoruz. Tebliğ ediyoruz karşılıklı yazılı olarak, bu programa başvuracağınızı aslında netleştirmiş oluyoruz. Daha sonra bu doküman hazırlığı ve kendinizi anlatmakla ilgili aşama başlıyor.
Bunu da 30 Haziran 2022'ye kadar gelecek yılın takvimine şu an paylaşıyorum. Tamamlamış oluyoruz. Saha ziyaretlerimiz 19 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Belirlediğimiz haftalarla sizinle beraber. Daha sonra finalistleri belirliyoruz, jüri toplantımızı yapıyoruz ve ondan sonra da ödül törenimizi gerçekleştirerek aslında bu başarıyı kutluyoruz. Ben çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa chatten de buradan da cevaplayabilirim. Benim sunumum şimdilik bu kadar. Ödül alan kuruluşlarımızdan bazıları burada görebilirsiniz. Bugün de zaten EFKM modelini uygulayan kuruluşlarımızın temsilcileriyle de burada olacağız. Ben tekrar çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, emek verdiğiniz için de TAYSAT'a ve KALDER'li katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ve sözü Salih Bey'e iletiyorum. Teşekkürler Esra. Salih Bey sizdeyiz, evet. Yani bu süreçte hani hem uygulayan tarafta olan bir kişi olarak hem KALDER Gönüllüsü Eğitmen Rehberi olarak birçok şahit olduğunuz kurumlar var gelişimlerine. Dolayısıyla en çok kuruluşlar hani nerelerde zorlanıyor, ne tür zorluklar yaşıyorlar? Bir çok kısa sizden bu konuda görüş aldıktan sonra oturumumuza geçebiliriz. Tabii ki. Herkesi yine gönülden kucaklıyorum. Uzaktan da olsa sıcak bir temas kurduğumu düşünün lütfen. Sevgi ve saygılarımı ilettiğimi alın. Ve çok hazırlıklı değilim sevgili Esra gibi. Güzel slaytlarım yok bu sefer. Hele geçen seferki sunumu kadar kimse olamaz. O yüzden renklendirmeye ancak yaşanmış örneklerle bugün, zaten amacımız da o, uygulamada karşılaşılan zorluklar temasıyla girelim. Daha önce biraz işin özünde felsefe olarak değişim yaptığını, bir değişim yönetimi modeli olduğunu aslında anlatmıştık. Hatta başına bir de sürekliliği, sürdürülebilirliği koyunca bu değişimden kaçınılmaz hale geliyor. Değişimler ismi üstünde, hatta atalarımızın benim çok sevmediğim, hatta bizim atalarımız diyemediğim eski köye yeni adet getirme, icat çıkarma gibi direnç içeren, hatta olumsuzluk içeren sözlerini bir kenarda tutuyorum. Ama uzağa gitmeyelim. Büyürken bunlarla yetiştik. Demek ki sebebi, bir temelinde bir şeyler var ki bu dirençlerle hepimiz yol boyunca, ben aşağı yukarı 30 yıldır modelin Türkiye'ye gelişinden beri ilgiliyim, çalışıyorum. Dediği gibi Sabri'nin başka kurum ve kuruluşlarda görüyorum, değerlendiriyorum. Şimdi de katkı sağlamaya çalışıyorum rehber olarak. Karşılaştığım, ki 5 maddede toparladım hızlıca. Bazı dönüşüm gereksinimleri var ve gördüğüm değişim ve dönüşümler şu çerçevede. Bir tanesi, kurumlar başta ürün, hizmet ve veya kalite odaklı başlıyorlar bu işe. Yolda bir evrim yaşıyorlar ve gitmek istedikleri ya da kimisinin başarıp geldiği yer hizmet, müşteri ve değişkenlik odaklılık. Yani dönüşüm oldukça boyutlu, çok boyutlu bir dönüşüm yaşıyorlar. Ürüne odaklı iken pazara odaklı, süreçlere odaklı iken müşteri ve gereksinimlerine odaklı, işte standartizasyona odaklı iken değişime odaklı hale geliyorlar. Dolayısıyla bu bile başlı başına büyük bir değişim gerektiriyor. Bir kültür değişimi gerektiriyor. İkincisi, yine başta makina, teçhizat, teknoloji ve sistem odaklı başlanıyor bütün işlerde. İşte önce kalite güvence sistemleriyle başlanıyor. Makinaların güncellenmesi, yenilenmesi, hadi bakımlarının diyelim giderek toplam verimli bakıma dönüşmesi ve sonra gelişen teknolojilere ayak uydurma. Ama insanın gelişimi, insandaki değişimin yönetimi, yaklaşımlar, bunlar makinanın, teçhizatın ve sistemin ne zaman önüne geçiyor? Geçmesi gerektiğini biliyoruz. İnsan odaklılığın ön planda olması gerektiğini biliyoruz ama bir türlü şu makine, teçhizat, üretimden kurtulamıyor kurum ve kuruluşlar. Yani ikisine de odak vermek gerekiyor muhakkak.
iki boyutta da. Bu ya o ya o diye dinlemeyin lütfen. Ama geçirdiğimiz evrimi izah etmeye çalışıyorum. Yine başlarda bugün yaptıklarımız, müşterilerimizden bugünlerde gelen şikayetler, üretim verimsizliğimiz ya da verimliliğimiz, bugünü konuşurken ve değerlendirirken, bugünle ilgili tedbirler, düzeltici, önleyici faaliyetler alırken, model bizi bugünden yarını düşünmeye, yarınlara hazırlanmaya hazırlıyor. Hatta son 2020 versiyonunda gelecekle ilgili planları, gelecek odaklılığı sorgulamaya başladı. Hatta dönüşüm kelimesi gündemimize geldi bildiğiniz üzere. Yani değişimin de ötesine geçip bir daha geri dönmeyecek şekilde yepyeni modeller, iş modelleri, uygulamalar icat edip, hatalarımıza rağmen icat edip uygulamaya teşvik ediyor bize. Dolayısıyla işte size bir değişim gereksinimi daha, hatta dönüşüm gereksiniminden bahsediyoruz. Bunları saydıktan sonra bunlara karşı olan dirençlere örnekler vermeye de çalışacağım. Dördüncü olarak kurumlar bu köprüyü geçerken diyelim, toplam kalite köprüsünü geçerken sonuç ve süreç odaklılıktan sürdürülebilir değer yaratma odaklılığına dönüşmek zorundalar. Bugün elle tutulur sonuçlarımız var. Beğeniliyor, beğenmiyor müşterilerimiz. Müşterilerimizi, diğer paydaşlarımızın memnuniyetini ölçüyoruz. Şikayetlerini değerlendiriyoruz. ISO 10002 gibi şikayet değerlendirme kalite sistemlerimiz var. Mükemmel şekilde bunları yürütüyoruz. Peki bunları yürütürken acaba geleceğimiz, yani şu anki yarattığımız değeri sürdürülebilmemiz açısından bize neler gerekli? Ne gibi değişimler gerekli? Neler yapmamız gerekiyor ki bu sunduğumuz değer sürdürülebilir değer olsun? Bu noktada da yine karşımıza bazı değişim ihtiyaçları doğuyor. Müşteriye olan yaklaşımımız, müşteriye değil sadece diğer tüm paydaşlarımızla birlikte ekosisteme yaklaşımımız gerekiyor. Çünkü attığımız bir taş sadece bir iki kurbağayı ürkütmüyor. Bütün ekosistemini kelebek efektiyle beraber etkiliyor. Dolayısıyla o içinde bulunduğumuz ekosistemde bize düşen görevleri, ki amacımızla da sınırlıyoruz ve tanımlıyoruz bunu, bu amaç doğrultusunda bize düşen değişimleri yaratırken acaba hala bir ayağımız performans yönetiminde, yani mevcut durumumuzu bozmayalım, mevcut yapımızda fazla değişmeden, riske girmeden bu dönüşümleri nasıl sağlarız gibi içimizde bir direnç oluşmaya başladı. Acaba bunu nasıl aşabiliriz ve sürdürülebilirliği nasıl yakalayabiliriz? Tabii ki finansal sürdürülebilirlik ilk akla geliyor ama toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği de beraberinde düşünmemiz gerektiği, o yönlerde de devşirilmemiz gerektiği, evrilmemiz gerektiğini bir yandan öğreniyoruz, bir yandan yapmaya çalışıyoruz. En son madde olarak reaktif veya proaktif kelimelerini yazdım. Yine işin başında müşteri şikayetlerine anında hızlı cevap verme reaktivitesini gösterirken, daha sonra işte kalite sistemleri, bir dahaki aşamada toplam kalite yönetimi, şimdi gelinen aşamada sürdürülebilir değer yaratma, IFQM yaklaşımı dediğimiz çerçevede artık reaktif olmak yetmiyor. Reaktif olmak hatta istenmiyor bile. Yani ne kadar proaktif olabilirsek, yani bizim başımıza gelecekleri öngörebilirsek, bunun bir örneği stratejik planlama, başka bir örneği iş modelleri, bunların birlikte çalışması, olabildiğince uzun ve orta vade hedeflerimiz olması, öngörülerimiz, içgörülerimizle birlikte nasıl değerlendirilebilir olacak. Bütün bunlar aslında karşımızda uygulamada karşılaşacak zorlukların sebepleri diyebilirim. Yani kök nedenleri burada sizlerle paylaşmış oldum. Eminim benden sonraki konuşmacılar da bunları yaşamış ya da yaşamakta olan konuşmacılar olacak. Bunlara referans vereceklerdir. Çok somut bir
konuyla toparlayayım ve kapatayım. Acaba bu değişim ihtiyacı, biz buna kültür değişimi diyelim. Değişim ihtiyacı bizim koyduğumuz, çizdiğimiz yön, amacımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeterli mi? Başka ne gibi faydalar sağlamalıyız, ilave destekler almalıyız noktasına geliyorum. Çok net bir şey söyleyeceğim. Her şeye kendimiz yetemeyiz. Bunu bir kere aklımızdan çıkarmayalım. Öncelikle mevcut durum tespitini ve fark analizini yaptıktan sonra, hemen sonra acaba yakın çevremizde, ekosistemimizde bazı işleri bizden daha iyi yapan ama rakip ama diğer kurum ve kuruluşlar var. Onları görmezden gelmeyelim. Onlar bizim ekosistemimiz. Aynı gemide olabiliriz ya da olmayabiliriz. Ama bazı süreçleri bizden daha önce değiştirmeye, dönüştürmeye başlamış kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Hiç bilmiyorsak kalite derneğimiz var. Bunu kendilerinden öğrenebiliriz. Ödül süreçlerine başvurmuş kurumlar belli. Demin Esra Hanım'ın anlattığı yetkinlik, tanınma, üstün performanslı kuruluşları belirleme süreçlerinde özgüvenleri yükselmiş kurumlar var. Onlardan öğrenebiliriz. Velhasıl dışarıdan öğrenme aslında avucumuzda var olduğunu bildiğimiz ama nedense yine direndiğimiz, zorlandığımız bir konu haline geliyor. Biz bilirizcilikten mi kaynaklanıyor? Ben daha iyisini bilirim. El açmancılıktan mı kaynaklanıyor? Bilmiyorum. Ama bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Dolayısıyla dış kuruluşlarla karşılaştırma diyor radar, hepimizin bildiği gibi. Yine dış kurum ve kuruluşlarla süreçlerinizi kıyaslayın, benchmarking yapın diyor yine model. Dolayısıyla o yolda bize aslında değişim yolculuğumuzda karşılaşabileceğimiz dirençleri başkaları nasıl aşmış? Damdan düşenin halinden yine damdan düşen bilir düşüncesiyle bu yolda paylaşımcı olalım. Bu genelde kalite kongrelerinde başarı hikayeleri anlatılır. Damdan nasıl düştüklerine çok değinmezler. Gelin oralarda yaptığınız kontakları, kurduğunuz ilişkileri hemen akabinde kurum ve kuruluşlarla ilişkiyi sürdürerek kendilerinin başarıyı elde edene kadar neler geçirdiklerini, ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını, bu birebir olabilir, bir konsorsiyum olabilir. Yine benchmarking çalışmaları var Kalder'in. Benim bildiğim ve katıldığım sürdürülebilir bir halde olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu benchmarking çalışmalarında Kalder'den de yararlanabilirsiniz. Velhasıl karşılaştığınız dirençleri bunun gibi yardımlaşma yöntemleriyle sadece kendiniz değil, yardım alarak çözmeniz çok olası. Model zaten size fark analizi yapmanızı kolaylaştıran bir model. Yine son belki dayanamıyorum ama bu değişime kapalılık konusunu model zaten şayet modeli içselleştirebilen kuruluşlarda çalışıyorsanız artık bu sözcükten bahsetmiyoruz. Değişime kapalılığı model tarihe gömdü. Yani böyle bir iç direnç olabilir insan ruhunda, psikolojisinde. Eski köye yeni adet getirmeden yola çıkarak söylüyorum. Ama modeli içselleştirdikçe, onun nimetlerinden yararlandıkça görüyoruz ki biz değişime açık olursak kazanıyoruz. Benim bir çerçeve sunmaya çalıştım. Dönüşüm noktalarını vurgulamaya çalıştım. Yine belki yine ilerideki konuşmacılara ön söz olabilecek değişime kapalılığı iki paydaşımız çok sık yapar. Bir tanesi patron dediğimiz kaynak sağlayıcılar yapabilir, karşılaşılan zorluklardan bir tanesidir. İkincisi de biz çalışanlar diyelim. Onlar da yani şimdi iyiydik böyle, niye daha fazla ölçelim ya da niye daha bunu daha fazla araştırıyoruz? Müşterinin şikayetini bekleyelim, sonra görürüz gibi. Aslında proaktiflik yerine reaktifliği, yani bizim tabirimizle konfor alanını tercih eden yaklaşımlardan
değil mi? Uzak duracağız, korkacağız diyerek sözü tekrar Sabri Bey'e paslıyorum. Salih Bey çok teşekkürler paylaşımınız için. Eminim ki değerli konuşmacılarımız sahadan, uygulamadan, tecrübelerinden mütevellit aslında bu konulara da cevap verecekler zaten ve biz hızlıca o zaman webinara geçelim. Gerçekten bu zamana kadar biraz daha teori ve bilgi paylaşımı şeklinde ilerledik ama gerçek uygulayıcılardan hareket etmemiz gerektiği düşünüldüğünde sanırım çok daha anlamlı olacak. Onun için fazla uzatmadan sözü de hemen hızlıca çok kısa tanıtarak Aylin Hanım, Doruk Otomasyon kurucularından, yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Kaldera yönetim kurulu üyesi, Tuğrul Bey, Lav genel müdürü, Lav markası artık herhalde bir biliniyor, sınırları da aştı diye düşünüyorum. Çok kısa kendilerini de arzu ederlerse tanıtabilirler. Haluk Bey yine Kaldera gönüllüsü her şeyden önce, kalite ödül kurulu üyesi, yine Boş'un, hani Boş üretim çözümleri iş birimi mühendislik, elektrik ve yazılım sistemleri müdürü. Aynı zamanda bizim de lisanslı eğitmenlerimizden uzun yıllar hem ülkemizde hem de İFKM'de değerlendiricilikler yaptı. Dolayısıyla da otomotiv sektörünü temsil eden de burada. Ben hızlıca sözü Aylin Hanım'a vermek istiyorum ve Aylin Hanım'la başlayalım. Doruk Otomasyon 2010 yılında aslında bu yolculuğa çıktı. İşte Kaldera Ulusal Kalite Aktif üyeliğiyle beraber model çalışmaları içerisindeler ve belli bir olgunluk seviyesindeler. Dolayısıyla da Aylin Hanım'a ilk sorumu şöyle yönelteyim. Mevcut yönetim anlayışları da düşünüldü. Aslında birçok sistemler, yaklaşımlar var. Her ne kadar İFKM modeli dünyada şu anda belki de en etkin yönetim modeli diye tanımlanıyor. Neden İFKM'e karar verdiniz? İFKM karar verilmesinin sebebi neydi Aylin Hanım? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Buranın gayet şu anda iyi. En gürültülü dönemindeyiz. Molaya çıktı sevgili konuklarımız. Biz 6. Doruk'ta buluşmayı yapıyoruz şu anda. Antalya'dan sesleniyorum. Herkese merhaba. Akıllı fabrikalara dönüşüm platformundayız. Biliyorsunuz Doruk Otomasyon ve Yazılım olarak biz bir teknoloji firmasıyız. 23. yılımızdayız. Temelde de bir aile firması olarak başladık faaliyetlerimize. Ve sanayi kuruluşlarında, Türkiye'mizin ve dünyamızın öne gelen sanayi kuruluşlarında üretim operasyonlarının dijital araçlarla yönetilmesine ilişkin sistemler kuruyoruz. Ve oldukça üst düzeyde kalite ve süreç yönetimi yapan firmalara hizmetler sunuyoruz. Verimlilik çalışmaları yapıyoruz. 2010 yılında katıldığımız Uluslararası Verimlilik Kongresi'nde bizim de bir sunumumuz vardı Antalya'da yapılan kongrede. Oturumlardan biri İFKM oturumuydu. Aynı böyle bir oturum. Ve ben Sayın Berker Telet Bey'in ve o sırada bizler gibi katılıp deneyimlerini anlatan konuşmacıların oturumuna katılma şansı elde ettim. Ve 2010 yılında dinlediğim İFKM modeli uygulanması, sistematikleri çok hoşuma gitti. Dedim ki bizim ideal operasyonel yönetim yapımız böyle olmalı. Üstünden birkaç yıl geçti, biz de stratejik planlamalarımızı yaptık ve dedik ki biz dünyada kendi alanımızda en yaygın kullanılan üç çözümden birini sunan bir firma olmak istiyoruz. Böyle bir hedef koyduk. Peki bunu nasıl yapacağız? Her şeyden önce pazarımız büyüyor, büyümemiz lazım. Büyümek demek kurumsallaşmak demek. Olduğumuz gibi büyüyemeyiz. Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir modelle büyümeyi arzu ediyoruz. Ne yapacağız? Biz mühendislerden kurulu bir firmayız. Biz de yönetim konusunda çok uzman olan kişiler yok. Ne yapalım? Danışmanlık alalım. Nereden danışmanlık alalım? Herhangi bir yerden alamayız. Ürün ve sistemlerimizde uluslararası standartları güttüğümüze göre ne yapacağız? Bu alanda uluslararası standart ne olabilir? Tek seçenek EFQM vardı. İşte Amerika'da Malcolm, Baldwin vesaire de var ama bizim için önemli olan konu EFQM. Zaten kaderimizi tanıyoruz. Ve biz 2016 yılında EFQM'le beraber yapılanmamızı gözden geçirip dengeli sonuçlarla yönetilen bir şirket olma kararı verdik ve stratejik hedeflerimizin arasında dünyada en yaygın kullanılan 3 MES çözümünden biri olmanın yanına belli bir tarihte EFQM'den mümkünse 7 yıldız almayı da koyduk. Bizim stratejik hedeflerimizin arasında öyle bir hedef de var. Neden böyle bir şey koyduk? Çünkü hedeflediğimiz başarılara ulaşırken bir sürü topları çeviriyoruz havada. Hiçbir topu yere de düşürmememiz gerekiyor. Bunu en kolay EFQM metodolojisiyle sağlayabileceğimizi düşündük. Öyle de gördük. 2016 yılında kullanılan EFQM modeli şu anki EFQM modelinden farklıydı. Biz bir Ar-Ge inovasyon firması olduğumuz için
kalıplaşmış bir şeyleri kurup inovasyon yeteneğimizi yok etmek istemedik. Dolayısıyla EFKM'i uygularken aynı yıl inovasyon odaklı yapılanma projesini de uyguladık. Siparişten sevkiyata, Ar-Ge'miz dahil her alanımızda, her sürecimizde tamamen inovasyon odaklı olmak ve sürekli iyileşmek bizim bir başka nosyonumuz. Yeni EFKM modeli çok güzel oldu. Sürdürülebilir model ve değişimi yönetmek dendiğinde o bizim 2016'da başladığımız EFKM yaklaşımına inovasyonu ve değişimi yönetmeyi de eklediler. Bizim 2016'da iki projeyi bir arada yürüttüğümüz modele daha da yakın oldu şu anki EFKM. Neler yaşadık dersek şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi biz bir aile firmasıyız. Yavaş yavaş büyüyoruz. Belli fonksiyonlara belli profesyonel yöneticilerimiz geliyor. Ve işlerin nasıl yapılacağını yönetebilmek için her şeyden önce süreçlere dayalı bir yönetim biçimi bizim için o sıralar çok önemliydi. Süreçlere dayalı yönetim biçimini kurduk ve çok rahat ettik. Artık insanlar, departmanlar değil, süreççilerin başarısı için herkes dört elle çalışıyor oldu. Kolay mı? Değil. İlk yaptığımız süreç yaklaşımı tamamen departmanlar için iş akışlarının, süreç haritalarının çizilmesi şeklinde oldu. Tabii dedik bu böyle olmaz. Departmanlar sütunlardır, süreçler yatayda geçer. Biz bunların tamamına bakabilmeliyiz. O yöne doğru evrildik. Gayet de başarılı olduk. Ama hala bazı departmanlarımız tam süreç akışına oturtamadığımız yerlerimiz yok değil. Oturtmak istiyoruz. Bir farklılık şöyle oldu. Mesela departman yöneticileriyle performans toplantıları yapılırdı. Bizim şirketimizde şu anda her hafta sadece süreç yöneticileriyle süreç KPI'leri toplantıları yapılıyor. Artık biz departman yöneticilerinin KPI'lerine bakmıyoruz, süreçlerin KPI'lerine bakıyoruz. Bu hayatımızda yenilik oldu. Tabii daha stratejik konuşmak gerekirse biz artık stratejik planlamalarımızı yaptıktan sonra, her yıl gözden geçirdikten sonra bunları stratejilere, oyun planlarına, oradan projelere, projelerden süreçlere, süreçlerin KPI'larına, hedefler olarak dağıtıyoruz. Oradan herkesin performans karnelerine kadar iniyor. Bunun üzerinde performans karneleri dediğimiz zaman notlarıma da bakıyorum. Ciddi anlamda İK yapılanmamızın çok önemli olduğunu fark ettik. Çünkü biz bir teknoloji Ar-Ge firmasıyız. Bir fabrika değiliz. Bizde makinalar çok fazla yok. Bilgisayarlar var ve bir kısım data terminalleri var. En önemli kaynağımız mühendislerimiz, insanlarımız. Dolayısıyla biz performans yönetimi, kariyer yönetimi, lider ve çalışan gelişim programlarıyla mevcut ekibimizi güçlendirme ve elde tutma, yetenek yönetimi, kıymetli yetenekli arkadaşları bulma, alma ve elde tutma çalışmalarını da yapar olduk. Tabii bütün bunlar bizim performansımızı çok yükseltti. Devam eden süreçte sürdürülebilir başarıyı sağlamak için akademimizi kurduk. Kullanıcılarımızı da akademide düzenli olarak geliştirip bizim yeniliklerimiz paralelinde onları da geliştirmek istedik. Yetmedi. Bu sene biz 2021 yılında müşteri başarısı yönetimi departmanımızı kurduk. Türkiye'de bir ilk. Artık müşterilerimizin başarısı için biz neler yapabiliriz? Düzenli olarak her bir müşterimiz için tek tek yıllık planlar halinde planlıyor ve beraber hayata geçiriyoruz. Böylelikle anlatabilirim. Daha buna benzer pek çok uygulamalar yapıyoruz. Biraz yavaş, biraz hızlı yolculuk devam ediyor. Çok teşekkürler Aylin Hanım. Esas olan evet yola çıkmak sonuç itibariyle tartışmasız gerçekten uzun verimli bakıldığında esasında çok kısa sürede bütün bakış açısıyla modelin salık verdiği yaklaşımları hayata geçirmek çok olası değil. Ama biliyoruz ki belli bir olgunluk seviyesindesiniz zaten. Tuğrul Bey ben size bir soru yönelterek sizle de devam edelim istiyorum. Sizler de yine 2010-12 yıllarından itibaren bu sürecin içerisindesiniz. Aslında hani buna nasıl karar verdiğiniz noktasından hareketle işte o dirençlerde düşünüldüğünde hani nasıl bir organizasyon oluşturdunuz? Nasıl ikna ettiniz çalışanları, yönetimi ve dolayısıyla bu süreci çok özetle hani nasıl yönettiniz? Sizden de bu çerçevede birkaç cümle alabilirsek çok seviniriz. Tabii seve seve. Özellikle ben şöyle internet sitesinde de araştırdım biraz. Taysat'ı çok detayında bilmiyordum ama 25 milyar dolarlık bir ciroyu yönetiyor. 470'ten fazla üyesi var. Bir sivil toplum gönüllüsü olarak Taysat'ı tebrik ediyorum. Hani bu büyüklükte bir organizasyonu yönetmek, oradan
projeler çıkarmak gerçekten Türkiye şartlarında zor. Çok başarılı gidiyorlar. İnşallah daha da önemli olur. Bol çipli günler diyorum tahsisat üyeleri için. Özellikle şuradan başlamak istiyorum. Ben Esra Hanım'ın son sunumunda ödül sürecini anlattı, ödül sürecinin takvimini koydu. Yani maalesef hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. O sadece bir takvim değil, bir adanmışlık takvimi. Hani değerlendiriciler görüşmelerinde şirkette bütün departmanları süreçlere bakarken mış gibi yemiyorlar. Öyle hani biz değerlendirmeye girelim, puanımızı alırız geçeriz olmuyor maalesef. Hani çok büyük bir sürecin kan terli geçen bir dönemin sonunda o gerçekten bir ödül oluyor. Ve hak ettiğiniz ödülü alıyorsunuz. O yüzden hani takvim olarak görmemelerini rica ediyorum ben bütün YFKM gönüllülerinden. Ben aslında bir soruyla başlamak istiyorum. Bütün bizi izleyen hani katılımcıların baştan kendilerine bunu sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz EFKM modelini neden işletmemizde uygulamak istiyoruz? Çünkü eğer buradan başlamazsa süreç gerçekten beklentiler net değilse ve biraz önce Salih Bey'in söylediği gibi bir ürün iyileştirmesi, bir hizmet iyileştirmesi ya da bir süreç iyileştirmesi değil bu. Hepimiz gerçekten hemfikir olmalıyız ki bir kurumsal yönetimimizi, yönetim sistemimizi reorganize etmek için başlıyoruz. O yüzden işe EFKM'e nasıl başlarım diye değil, biz neye ihtiyacımız var, ne istiyoruz diye başlamalılar. Sonucunda EFKM çıkıyorsa ne mutlu, harika, devam etsinler gitsinler ama EFKM'den daha küçük bir modelle ihtiyaçlarını çözebiliyorlarsa gerçekten EFKM birkaç gömlek üstün gelecektir ve uygulama çok zor olacak. O yüzden hani beklentilerini çok net bir şekilde EFKM gönüllülerinin netleştirmesi gerekiyor. Yani ama şunu da söyleyeyim, bu çok keyifli bir oyun. Güzel bir oyuna başlıyoruz. Hani oyuna başlarken tabii yani zorluklar var ama o zorluklar hiçbir zaman bir Squid Game gibi değil. Hani sonuçta çok güzel bir ödül var. O ödülde arkada ölenler kalmıyorlar. Başarıya giden bir yolculuk bu. Dolayısıyla sorunuza buradan toplayıp geçecek olursam biz EFKM'e başlarken aslında mental olarak şirketin hazır olup olmadığına baktık. Ben şahsen Aylin Hanımların şirketi gibi Love 25 yıllık bir şirket. 1995'te kuruldu. Hani Aylin Hanımlar da Doruk Otomasyon'u 23 yıl olmuşlar. Neredeyse adaşız. Aynı dönemlerde den geçmişiz. Çok ben ilk mühendislik dönemlerimde Deming'i, Malcolm Baldrige'i araştırdım. Hani alternatifler neler baktım. En sonunda yönetim kademesinde birkaç tık daha yukarı çıkınca artık üst yönetime ya EFKM'le bizim başlamamız uygun çünkü yönetimdeki o dağınıklığı toplayacak modelin doğru bir model olarak EFKM olduğuna karar verdik. Karar verdikten sonra da ben dar kapsamlı bir proje ekibi kurdum. O proje ekibi biraz önce sorusunu yönelttiğim biz neye ihtiyacımız varı çalıştılar. 3 alt ana büyük konu bulduk. Onlarla ilgili daha alt projeler oluşturduk. Daha şey yok, EFKM, EFKM modeli falan yok. Sadece kurumun iç ihtiyaçlarını belirlemek için gitti. Sonra adım adım o alt proje ekipleri 35-40 kişiye kadar büyüdüler. Süreçlerimize baktık, yönetimde beklentilerimize, yönetim strateji, vizyon, misyon bağlarımız neler onlara baktık. Sonra eksiklerimizi bulduktan sonra da evet biz bu eksiklerimizi nasıl bir modelle geliştirelim? Büyük bir beklentimiz var çünkü. Yeni modelde de artık yönetişimi buraya koydu. Çok da benim hoşuma gidiyor yönetişim. Bütün bence endüstriyel şirketlerin de artık belki hizmet sektöründeki firmalarında yönetişimi kendi şirket literatürlerine koymaları gerekiyor. Çünkü amacı, vizyonu, misyonu ve stratejiyi birleştirip
ben bunu performans yönetimimle ve bütçe yönetimimle nasıl uygulayarımı kafanıza böyle tokmağa taka çaka soran bir model diye düşünüyorum. Tabii içeride de bu projeyi kurduktan sonra bir heyecan olması gerekiyor. Markamız Love. Büyük bir marka, sizin de açılışta söylediğiniz gibi şu anda 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim saymaya çalıştığımız kadarıyla yaklaşık 250 bin perakende noktada dünyada satılıyor. Böyle bir modelin içine heyecan veren, ki bizim amacımız da günün her anına keyif katmak. Dolayısıyla ona bağlı olarak da Love'ı besleyecek ne olabilir dedik, Volkan dedik. Dolayısıyla EFKM projemizin adına da Volkan projesi dedik ve bunu lansmanını yaptığımızda da gerçekten içeride çok büyük bir heyecan oluştu. O heyecan zaten bütün yönetim ekibine de evet ya biz doğru yoldayız, doğru şekilde gidiyoruz, beklentilerimiz var deyip yola böylelikle koyulmuş olduk. Hani kısaca böyle anlatabilirim. Çok teşekkürler Turgut Bey, çok sağ olun. Çok keyifliydi. Haluk Bey, sizinle devam edecek olursak tabii ki hani otomotiv sektöründe aslında bakıldığında temsilen EFKM uygulamasına biliyorum çok eskiden beri devam ettiniz, başladınız. Aslında ihtiyaç nasıl ortaya çıktı, neden başladınız? Ve biliyorum ki hem ülkemizde hem de EFKM'de ulusal uluslararası EFKM çerçevesinde en yüksek derecede ödüller de aldınız. Çok kısaca bu hikayenizden bahseder misiniz? Sevgili Sabri, organizasyon ve davet için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sevgili Taysat üyelerine, gönüllülerine ve Kalder gönüllülerine de Bursa'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum öncelikle. Tabii sevgili Aylin Hanım, Tuğrul Bey yaptık diye söyledi. Hani benim bunu deme ihtimalim yok çünkü bizde EFKM modeliyle ilgili kararlar alınıp bu anlamda aslında aksiyonlar başlatıldığında ben daha üniversiteye böyle yeni başlamaya çalışan bir öğrenciydim. Sene 95'e dayanıyor. Boş Bursa fabrikalarında EFKM modelinin uygulanmaya Haluk başlanması. Haluk Bey, yaşımızı ortaya çıkarttınız. Turgut Hocam, estağfurullah ya. Amacımız o değildi ama bence gayet hem siz hem Aylin Hocam maşallahınız var. Yani biz aynı klasta, aynı segmentte yan yana yürüyebiliriz diye düşünüyorum ki bu anlamda da hani bu enerji ve bu anlamda birikim tabii ki çok değerli. Çok teşekkürler. 90-96 yılında ilk öz değerlendirmemizi yaptık ve o günden bugüne de aslında Bursa Boş Fabrikalarında EFKM modeli uygulanıyor. O zamanlar tabii bu bahsettiğim bilgi o dönemi yaşayan, bilen arkadaşlarımızın bize aktardığı bilgiler. Sene 95'lerde aslında o dönemki genel müdürümüz bir yönetim modeli ihtiyacı var. Şöyle bakıyor, ürettiği enjektörlere, ürünlere bakıyor Boş Bursa Fabrikası'nda. Okey, hani hiçbir şey yapmasa muhtemelen belki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl artık neyse gidebilir. Ama göreceli olarak tabii ki hani Avrupa seviyesinde ürünler değil. Belki birazcık daha böyle basit, daha az teknolojili ürünleri biraz daha Bursa Fabrikası'na kaydırdıkları bir dönem, bir görüntü var o dönemde. Evet, hani kalite seviyesi tamam çok kötü değil. Ama dönüp baktığımızda da hani böyle ya dünya lideri bir şirketten üretildi bu ürünler diyecek düzeyde de değil. Bununla paralel evet hani çalışan memnuniyeti, insanlar bir kurumsal algı var. O dönemin şartlarına göre belki pek çok şirkete göre tercih edilen bir şirket firma. Ama hani belki Türkiye içerisinde, dünya içerisinde en çok tercih edilen şirketlerden bir tanesi değil. Dönüp diğer paydaşlara baktığımız zaman belki toplumda evet güzel bir algısı var ama hani gerçekten kurumsallığını perçinlemiş bir şirket görüntüsü yok ve tüm bunları birleştirdiğinde diyor ki ya bana bir şeyler lazım. Ne lazım ama o dönem çok da bilmiyor aslında neye ihtiyacı olduğunu. Belki biliyor ama EFKM modelini çok bilmiyor. Araştırıyor ve bunu yönetim kuruluyla da o dönemlerde konuşup müzakere ediyorlar ve günün sonunda aslında bizim Boş'un 1988 yılında Avrupa Kalite Vakfı kurulurken kurucusu olduğu bu EFKM modelini bu anlamda kullanabileceğini araştırmaları sonucunda buluyor. Ama enteresan bir şey, o döneme kadar hani Boş kurucu üyesi olduğu halde çok bu modeli sahiplenmemiş aslında. Hani belki bulunduğu hani Avrupa'da işte Volkswagen diğer ana belli üreticilerle birlikte yan yana durup bu modeli kurup geliştirmek konusunda bir önderlik yapmış ama sonrasında da çok böyle acayip hayata geçirmemiş bir durum var. Tabii modeli incelemeye bakıyor.
araştırıyor diyor. Evet diyor ya, bu benim için gerçekten güzel bir model, iyi bir model ve onun ödenem inisiyatifiyle başlıyor ve aslında geri dönüp baktığımızda da belki 26 yıldır bir yönetim sistemi ve bir yönetim modeli olarak da Boş fabrikalarında kullanılıyor. O dönemlerde Boş Bursa fabrikaları yalnızca dizel enjektörler ve hatta bunun belki meme ve enjektörün komplesi de değil, belli bölümlerini üreten bir fabrikayken, bugün 3 ayrı lokasyonda en yüksek teknolojileri üreten ve uluslararası üretim ağının çok kilit bir oyuncusu haline geliyor ve bu anlamda da aslında biz bu modelin hani bir şirketi nerelere getirebileceğini, bu anlamda nasıl destekleyebileceğini de gözlemleyip bu anlamda bunu yaşama fırsatını bulduk. Şimdi bana sorsanız hani ya EFQM modeli nedir deseniz, sevgili Sabri bu daveti yaptığında hani düşünmüştüm ya nasıl belki hani bir miktar daha kolay anlatabiliriz. Ben bir otomatik plata benzetiyorum EFQM modelini. Sonuçta siz 40 bin fitte bu kadar yüksek bir irtifada belirlediğiniz hedefe yörüngeye doğru gitmek istiyorsunuz. Sonuçta elbette ki pilotlar çok deneyimli olabilirler. Belki dünyanın en iyi pilotları olabilirler. Jet pilot eğitimi almış olabilirler. Ama günün sonunda bu pilotların da belli bir enerjisi var, belli bir gücü var ve belli alanlara odaklanma ihtiyaçları var. Dolayısıyla aslında EFQM modelini kullanmak, bu anlamda şirkette bunu motive etmek, yaymak size bir otomatik pilot vaziyeti de veriyor. Doğal olarak hani nasıl uçak kalkarken ve inerken bir miktar sürtünme fazladır. EFQM modelinde de bence biraz öyle. Hani EFQM modelinin ilk ayağa kalkışı bir şekilde o 40 bin fitteki irtifaya kadar ulaşma durumu çok kolay olmuyor. Muhakkak bu da pek çok zorlukları içeriyor. Ama günün sonunda siz irtifaya oturduğunuzda minimum yakıtla ve hedefe doğru en garanti yolla ilerleme şansınız yok. Bu hedeflediğiniz noktalara bakabiliyorsunuz. Arka planda belki başka işlerinizi halledebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten seyir doğru mu ilerliyor? Bunu analiz edebiliyorsunuz. Gibi gibi. Bu yönüyle aslında gerçekten şirketlerde modeli kullanmak özetle aslında bence en çok üst yönetimin işine yarıyor. Üst yönetimi eğer hedefini biliyorsa, nereye ulaşmak istediğini biliyorsa, koordinatları girerek de tabii ki belli bir planı içerisinde hani aynı uçak yolculuğu gibi dedikinizde işte Almanya 2,5 saat sürüyorsa doğal olarak tabii ki belli bir olgunluğa ulaşmak da birazcık zaman alıyor. Hani bugünden yarına hemen bu olgunluğu yakalamak, belki şirket içerisinde bunu adapte edip zorlukların üstesinden gelebilmek çok kolay değil. Sevgili Aylin Hocam, Turul Hocam çok güzel ifade ettiler zaten, paylaştılar. Hangi şartlarda bunu uygulamaya başladıklarını. Günün sonunda bu da böyle bir şey. Eskiden hani bunu çok kullanıyorduk sevgili Sabri. Sen de hatırlarsın hani EFQM'in özellikle eski versiyonunda mükemmellik üzerine bir tema vardı. Şimdi biraz daha üstün performans. Belki bunu da ilerleyen dakikalarda konuşuyor oluruz. Mükemmellik bir yolculuktur. Varılacak liman değil diyorduk. Evet. Sonuç itibariyle bu da bu anlamda bir yolculuk ve en temel konu aslında bence bir ihtiyaçtan çıkıyor olması. Hani senin sorunu belki öyle bağlayıp sözlerimi bu noktada noktalayabilirim. Gerçekten bir ihtiyacın olması, aynen, bu ihtiyacın ne olduğunu üst yönetimin ve belki şirketin ilgili kişilerin biliyor olması. Bunların hepsinin olduğu ortamda ben EFQM modelinin aslında çok güzel hedefe yönelik olarak da şirketleri yürütebildiğine en azından kendi şirketimden şahit oldum ve bunu gözlemliyorum. Paylaşımın için teşekkürler Haluk Bey. Kesinlikle öyle. Mesele yola çıkmakta gerçekten ve doğru yolu bulduktan sonra yola çıkmakta. Bu yeni modelle beraber şimdi ifade etmiş olduğunuz sizler de yine kültür kavramı ortaya çıktı. İşte kültürün yönetimi konusu. Özellikle işte amaç hani yine Aylin Hanım, Turul Bey ifade ettiler. Bu amacı gerçekleştirebilme ya da ortaya konulan vizyon ve stratejileri hayata geçirme noktasında kültür ve kültür yönetimi çok önemli tabii ki Aylin Hanım. Bu kültürün hani kurumunuz genelinde yaygınlaştırılması, kültürün oluşmasını nasıl yönettiniz, nasıl yol aldınız? Oradaki biraz deneyimlerinizi, edinimlerinizi, kazanımlarınızı paylaşır mısınız?
Çok teşekkür ederim. Demin sesimi kapatayım diye düşünmüşüm ama kapatamamışım. Umarım çok gürültü gelmedi benim tarafımdan. Yok, gelmedi gayet iyi. Şimdi tabii çok önemli, en önemli konu kültür. Zaten burada bu kültürel dönüşüme hazır olan bir ekip bulmak diye bir şey söz konusu değil. Ekibi buna ikna etmek gerekiyor. En üst düzey yöneticilerden başlayarak. En önemli konu şirketin hissedarları da paydaş. Şirket hissedarları, üst yönetim, CEO, genel müdür, efendim yönetim kurulu ya da icra kurulu üyeleri, başkanları, bunların tamamının bu model sayesinde ilerlemeye inanmış olması lazım. Haluk Bey çok güzel bir şey söyledi. Bu bir tür otomatik pilot. Yani direksiyonu tamamen ona bırakmıyorsunuz, EFKM'e bırakmıyorsunuz ama yani sıkı sıkı tutulacak bir direksiyon da yok. Zaten stratejik hedeflerinizi yapmışsınız. Tuğrul Bey de aynen söyledi. Oradan oyun planları çıkmış, projeler belirlenmiş. Projelerin durumu zaten düzenli olarak takip ediliyor. Güzel olan konu şu, hepiniz aynı gemidesiniz ve herkes küreyi aynı yöne doğru çekiyor. Yani işe yaramayan hiçbir şey yapılmıyor. Yapılan her şey de hedefe doğru ilerletiyor firmayı. Kültürel dönüşümde şöyle sıkıntılar yaşamadık değil. Ya bir sürü işimiz var, şimdi bir de bununla mı uğraşacağız? Önemli bir gündem maddesi olabildi. Dedik ki biz büyüyoruz, büyüyen bir şirketiz. Biz zaten varoluşumuzu sürdürmüyoruz. Dolayısıyla biz büyürken her günümüz bir tür yeniden yapılanma. Yeniden yapılanarak kendimizin en iyi halini üretmek zorundayız. Zaten bu bizim günlük işimizin bir parçası. Yani bizim günlük işimizin bir parçası bir şeyler satmak, o sattığımız şeyleri hayata geçirmek, teslim etmekten ibaret değil. Aynı zamanda büyümek, büyürken de uygun strateji, uygun yapılanmalar ve uygun inovatif dönüşüm projelerini hayata geçirerek de büyümek. Dolayısıyla bizim hayatımızın bir parçası zaten artık sürekli inovasyon, sürekli ilerleme, değişme. Başlangıçta sıkıntı çıkmadı mı? Çıktı. Ama UFKM konulu bütün yapılanmalar işimizin bir parçası. Ne yapılması gerekiyor EFKM konulu? Çok güzel sorular ve yanıtlar var chat alanında. Şöyle ki zaten model size çok güzel maddeler, sorular. Modelin kendisi zaten soru listesi gibi düşünülebilir aslında. Hani şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın, yapıyor musunuz? Yani nasıl yapacağınızı söylemiyor da prensip olarak nelere dikkat ederek neleri yapmayı garanti altına almanız gerektiğini söylüyor. Zaten onu okuduğunuzda bile aa bunu yapıyorum, yapmıyorum diyorsunuz. Dolayısıyla yapmadığınız her şeyi yapmanız gerekiyor. Çok güzel yol gösteriyor. En önemli problem bu kültürel dönüşümde EFQM bakış açısının yaşam tarzınız, şirket kültürünüz olmasını sağlamak. Yani burası benim şirketim, burası benim departmanım, canım böyle istedi, böyle yapacağım kısmı artık o bakış açısı ortadan kalkmak zorunda. Yani burası uluslararası standartlarda yönetilen, uluslararası bir şirket olma yolunda ilerliyor. Hedefimiz tek. Öyle departmanlar vesaire gibi ayrı krallıklar yok. Süreçlerimizle sürdürülebilir bir biçimde sürekli inovasyon ve iyileştirme kültürüyle ilerleyeceğiz. Bunu nasıl hayata geçiriyoruz? Sürekli eğitimler. Biz direktörler kurulu ile şirketi yönetiyoruz. Yönetim kurulu değil, direktörler kurulumuz var ve direktörler kurulu her hafta toplanıyor. Çok yoğun iletişim. Hele de bu pandemi döneminde biraz home office çalışıldığı için buna daha çok önem verdik. Haftada bir uzun toplantımız, çarşamba ve cuma günleri kısa toplantılarımız var, süreç toplantılarının dışında. Sürekli komünikasyon ve hedefler bir, tarz bir. Yani artık iş yapış tarzınız farklılaşmış oluyor. Dengeli sonuçları gidiyoruz. Sadece personel memnuniyeti ya da sadece müşteri memnuniyeti değil, iş sonuçları önemli, hissedarların memnuniyeti de önemli günün sonunda. En az ona bakılıyor bizim gibi büyüyen firmalarda ama önemli değil. Haliyle bir şekilde kültürel değişimi bol iletişim ve eğitimle sağlıyorsunuz. Teşekkürler Aylin. Peki hani bir sermayedar olarak düşündüğünüzde ve tepe yönetici olarak düşündüğünüzde de sizin iş yapış şekli ve yöneticilik anlayışınıza ilişkin de bir katkısı, hani bir değişime etkisi oldu mu? Tabii ki çok 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 etkisi oldu. Her şeyden önce süreçleriniz ve KPI'leriniz var olduğu için daha rahatsınız. Yani sürecin sahibi, o fonksiyonun sahibi, projenin sahibi
Çok net, yani herkes ne yapması gerektiğini çok net biçimde biliyor. Hedef belli, görev paylaşımı belli. Herkes yolunda ilerliyor. Dolayısıyla çok rahat oldum. Bir de bizim gibi büyümeye çalışan firmalarda ister istemez hissederler, onu öyle yapalım, bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım diye çok müdahil olurlar her şeye. Ve hele de böyle bir patron firması gibi bir algı da varsa her şey patron istiyor diye yapılır. Tehlikelidir. Şimdi öyle değil. Süreç de öyle. Süreç bunu istiyor ki KPI'ın efendim hedefi bu. Tutturulmaması kişilerin problemi. Dolayısıyla çok büyük rahatlık. Özellikle üst yönetimi, patron firmalarına, aile firmalarına kuvvetle tavsiye ediyorum. Çok büyük rahatlık. Teşekkürler. Sağ olun. Buradan hareketle Tuğrul Bey, esasında gerçekten hani bu işin ya işte stratejileri ortaya koydunuz, irade ortaya konuldu. Son itibariyle YFKM karar verildi ama gerçekten bu işi içeride tutundurmak, yayılımını sağlamak, işte homojen dağılım, çalışanların bu işe inancı, bunu nasıl yönettiniz, nasıl başardınız ya da ne noktadayız? Bir kere yani içeride homojen bir dağılım sağlamak mümkün değil. Çünkü herkesin her YFKM kapsamındaki her şeyi bilmesine mümkün yok. Mümkünat yok. Dolayısıyla bir aslında iletişim planı oluşturduk biz içeride. Hangi katmanların neleri bilmesi gerektiği, neyi nasıl yönetmesi gerektiğini oluşturmaya başlayınca iş biraz daha kolaylaşıyor. Ama bitmiyor bu. Devamlı her sene öğrendiklerimizle bir önceki seneden, evet ya şu katmana biraz daha farklı bilgileri koyalım ya da şunu şöyle yapalım diye canlı bir organizmayı yaşatmaya çalışıyoruz bu anlamda. Her şey amaç ve stratejiden başlıyor dediğimiz için ana konu bizde şeyle başlıyor, stratejik toplantılarımıza başlıyor. Biz her sene strateji toplantılarını yapıyoruz. Nitekim şu anda Ekim-Kasım dönemi 2022 stratejilerinin oluşturulması dönemi. Buradaki çıktılar oluştuktan sonra ondan sonra bunları süreç sahiplerine dağıtmaya başladığınızda zaten aslında yukarıdaki yapının bir sonraki yıldaki ilgililerine nasıl dağılacağını görmüş oluyoruz. Pandemi bize aslında çok güzel bir fırsat tanıdı. Biz normalde bu strateji toplantılarımızı 20-25 kişilik bir grupla yapıyorduk. Çünkü 20 kişinden fazla birilerini bir odaya toplamak ya da salona toplayıp oradan bir çıktı almaya çalışmak çok zor oluyor. Ama bugün kullandığımız Zoom'un da aslında nimetlerinden hani sonsuz sayıda kişiyi bir yere topluyorsunuz ve birbirleriyle interaksiyonu da olmadığı için insanların ortak konuşulanlara daha çok kanalize oluyorlar. Böylelikle biz 20 kişiden yaklaşık 60-65 kişiye çıkarabildik bu strateji çalıştaylarını. Bu çok faydalı oldu. Çünkü insanların daha önce stratejik boyutta duymadıkları, yani 20 kişinin duyduğunu 60 kişiye çıkarmış olduk. Dolayısıyla oradaki çıktıların neticelerinin de artık bütün kuruma, beyaz yakanın hepsi performans değerlendirmeye dahildir bizde. Ve stratejik kurum karnesinden aşağıya doğru herkesin bireysel performanslarına gider. Bireysel performansların yanında aslında en önemli IFKM'in bize kattığı şu oldu. Ben de hep yıllardır onu da çok inanırım çünkü departman ve silo mantığı çok demode. Yani insanları ben satışçıyım, ben üretimciyim dediğinizde birbirine aynı masaya oturtturup aynı şeyleri, aynı bakış açısını sağlamak çok mümkün değil. O yüzden süreç tarif edip departmanların o kalın çizgilerini yok edip hatta bizim çoğu departman, yani eski tabiriyle departman aslında artık departmanlar yok. O süreç liderleri ve süreç sahipleri var bizde. Dolayısıyla baştan aşağı süreci tarif etmiş oluyoruz. Departmanların çizgileri de yavaş yavaş yok oluyor. Nereye varacağım? Şimdi bireysel hedeflere stratejiden gelmiştik. Bir de öbür tarafta paralel süreç hedeflerini oluşturuyorsunuz ve süreç hedefleri de kendi üstüne düşen birçok KPI'yi alıp çalışmaya başlıyor. Şimdi dağılıma baktığımızda hani onu konuştuk ya,
içeriye EFQM'i nasıl koyuyorsunuz? Stratejik ben planlarımı yapmışım. Bir sonraki yılın hedeflerini koymuşum. Strateji hedeflerim daha uzun vadeli. Bununla beraber süreç hedeflerimi, performans hedeflerimi koyduğumda aslında herkesi aynı yöne doğru koşturmaya başlıyorum. Dolayısıyla herkes de aynı yöne koştuğunda zaten başarı da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Doğru noktalarda da checkpointler koyup ufak bir arkanıza bakıp, arka ayna diyorlar ya ona, dikiz aynası. Hani bir arkaya bakıp retrospektif bir geri dönüşü yaptığınızda zaten yola koyulmuş oluyorsunuz. Ama tabii yani bu stratejiden başlayıp en alta bireysel performansa gidecek yapıyı kurgulamak gerçekten hani hadi oturuverelim iki günde bir masa başında herkese şu KPI'leri dağıtalım, bunlara bunu dağıtalım değil. Çünkü yıllar boyunca hala da her senede şimdi de işte KPI'lere dağıtmaya başlayacağız. Ya ben siz bana bunu veriyorsunuz ama bunu satın almacının KPI'ne koymazsanız ben bunu başaramam ki diyor. Dolayısıyla alıyorsunuz satıcı satın almacını da koyuyorsunuz. Satın almacıya koyduğunuzda başka bir kaotik durum çıkıyor. Ben bunun içinde %10-15'im benim KPI'ma koydunuz. Dolayısıyla aslında bunun içinde şu da olmalı. Dolayısıyla bir sinir ağını yaratmaya başlıyorsunuz. Ama sinir ağı ilk anda kurgulanamıyor. Önce evet. Bir klasik bildiğimiz organizasyon şeması şeklinde bunu yaptıktan sonra o sinir ağları çalışana çalışa şey yapıyor. Aslında beyin de öyle değil mi? Bütün doğru. Bilgilerini yeni bağlantılar kura kura yapıyor. O canlı organizasyonu kurduğunuzda herkes mutlu oluyor. Bir tek kritik bir şey var. Aslında EFKM'in de bize öğrettiği her toplantıda da yani iletişimi nasıl sağlıyorsunuz, genel kitleye nasıl duyuruyorsunuz başarılarınızı diyordu. Zoom bunu da öğretti bize. Ben şimdi 2-2,5 yıldır 3 ayda bir de şey yapıyorum. Bütün beyaz yaka, mavi yaka toplam 1500 kişi çalışıyor. 1500 kişiyi katarak 3 aylık değerlendirmeleri toplantıları yapıyorum. Ve orada da hani o 3 aylık dilimde şirketin başardıkları, başaramadıkları, gelecekle ilgili hedeflerinde şaşma var mı, revizyon var mı? Bunları hep beraber konuşuyoruz. Böylelikle de hem modele inanç sağlanıyor. Şu anda içeride hissedarlardan daha çok çalışanlar mutlu EFKM ile çalıştıkları için deyip böyle çok uzatmadan da kapatabilirim. Yok, kesinlikle gerçekten de hani her bir seviye için çalışanlar açısından da, orta yöneticiler açısından da, üst yönetim açısından da her birinin beklentileri farklı ve her birinin beklentilerine cevap verir nitelikte ve dediğiniz gibi de gerçekten bugünden yarına kültür hemen oluşmuyor ya da yayılımı sağlamak ya da o ilişkiler ağını kurabilmek. Bu bir süreç işi ki ortalama en azından söylenen ortalama 3-4 yıllık süreçte ancak belli bir olgunluk seviyesine taşınılabiliyor. Bu şimdi tabii Zoom'un ya da günümüz dünyasının en önemli faydası belki de çok kolaylıkla bütün çalışanlara erişilebiliyor ve paylaşılabiliyor esasında. Bir örnek aklıma geldi. Daha doğrusu benim de yaşadığım hasbelkader ben de işte 2000 yılından bu yana hani Kaldır öncesinde de Kaldır gönüllüsü ve değerlendirisi olarak çok büyük kurumlardan bir tanesinin saha ziyaretine gitmiştik ve her yıl işte 8000 çalışanı var. Futbol sahasına toplayıp hani paylaşımlarını, bilgilendirmelerini yapıyordu genel müdür. Enteresan bir örnekti benim için de ama artık günümüz dünyasında buralardan hemen her yere erişebiliriz. Haluk Bey size tekrar dönmek istiyorum. Bu tabii biliyoruz ki yani Bursa Boş'un EFKM çalışmaları işte yereldeki ödül, EFKM'deki ödülle beraber ve tabii ki performanslara her bir paydaş nezdinde olumlu etkileri sebebiyle de aslında dünya boşa da bir anlamda bu EFKM modeli anlayışı yaklaşımı da yaygınlaştırıldı. Bu süreçte neler kazanıldı? Hani somut doğrudan bir rakam olmasa bile çalışan nezdinde, paydaş nezdinde, verimlilik anlamında çok kısa bahsedebilir misiniz? Yani bana göre en büyük başarı aslında sene 95'te 750 çalışanı olan tek bir şirketin şu an 6500'e aşkın çalışanı olan 3 lokasyonlu ayrı bir şirkete dönmesi. Bu hani dönüp baktığımızda boş sanayi ticarette aşı açısından belki söylenebilecek konulardan bir tanesi. Ürün grubundaki yenilik, özellikle bu anlamda teknolojiyi up to date edip bu anlamda çok kritik hale gelme. Bunlar belki hani bizim şirket özelinde söyleyebileceğimiz şeyler.
Ama diğer taraftan hani sevgili Tuğrul Bey de paydaş kısmının altını çizerek özellikle bahsetti. Bence paydaşlar açısından da otomatikman bir uçakla uçmak çok keyifli. Yani uçağın sahibi biliyor ki hani bu düşüp kalkma noktasında bir şekilde daha güvenli. Hani inerken kalkarken belli bir rotayı korurken daha sağlam ve güvenli ilerliyor. Uçak yolcular biliyorlar ki bir tek pilot onu. Dolayısıyla hani pilot yanlış bir şeyler bile yapsa onu engelleyecek ya da en azından hatasını ortaya koyabilecek olan bir sistem var. Dönüp baktığımızda bu benzer paydaş yaklaşımını aslında pek çok alanda da genişletebiliriz. Özetle aslında hani dediğin konu bence çok önemli hocam. Gerçekten hani bizim boş olarak belki tüm dünya boşa IFGM modelinin güzel bir model olduğunu, faydalı bir model olduğunu anlatıyor olmamız çok keyifli. Bu anlamda organizasyonel altyapıyı kurmak ve bu anlamda hani özellikle dizel sistemlerinde geçmiş dönemde DBE dediğimiz ayrı organizasyonel yapılar vardı. Sonra bunları birleştirdik, biraz daha böyle yalınlaştırdık yapıyor ama bunun isim babası da biziz. Deployment Business Excellence'dan geliyor ve direkt bu anlamda aslında organizasyonel bir yapıyı da koymak mümkün. Şimdi tabii biz bu otomatik pilotlu uçakla uçarken doğal olarak bütün göstergelerin kaydı da alınıyor. Ne kadar yüksektesiniz, ne kadar yakıt yakıyorsunuz, işte efendim yerden olan mesafe ne, çarpıyor muyuz, çarpmıyor muyuz, inerken kalkarken nereye dikkat edeceğiz, etrafta başka uçaklar var mı yok mu? Bunları birileri bizim için takip ediyor. Bu anlamda baktığımızda da tabii ki modelin öğretisi çalışan memnuniyetini takip edebilmek. Bu anlamda sevgili Tuğrul Bey'in Aylin Hanım'ın da dediği gibi sesine kulak verebilmek çalışanların bu kültürü oluşturabilmek için çalışmaların içerisinde bulunabilmek. Hakeza paydaşlarla ilgili sonuçta özellikle yeni modelde biliyorsunuz ekosistem çok daha önemli hale geldi. Ama eski haliyle de aslında bu anlamda tedarikçilerin, iş yaptığımız kişilerin sesini duymak çok çok önemliydi. Hissedarların sesini duymak o da son derece önemli. Hani okey bu uçak uçuyor ama ne oluyor hani gün sonunda? benzin parası çıkıyor mu çıkmıyor mu? Kâra mı geçiyoruz, zarara mı geçiyoruz? Ne oluyor hani charter'a mı döneceğiz yoksa gerçekten tarifeli seferlerle mi devam edeceğiz? Hani büyük şirketler açısından bunlar da çok kritik konular. Bu açıdan çok güzel göstergeler sunuyor ve günün sonunda aslında siz tercih edilen bir tedarikçi ya da tercih edilen bir üretici oluyorsunuz. Ben bunun örneklerini çok gördüm şirketimiz içerisinde. Geçtiğimiz 10 yıllık dönem içerisinde çalışan memnuniyetinde %20, %20'lere yakın artışların olduğu dönemler gözlemledik. Hakeza müşteri memnuniyetinde %40'lara yakın artışların olduğu dönemler gözlemledik. Toplumsal algı sonuçlarında %10 ve üstü artışların olduğu dönemleri yine gözlemledik ki hani boş geçmişten bugüne bu anlamda aslında kurumsal yapısıyla çok tercih edilen bir şirketti. Bu anlamda bunların hepsi aslında şirkette pek çok yerde bizim geriye dönüp baktığımızda fayda olarak ortaya koyduğumuz konular. Ama en temel konu hani bunların hepsini işte bir yana bırakalım. Bunlar günün sonunda göstergelerdeki kayıtlar olarak yer alıyor. Ama gerçekten şirket içerisinde iyileştirme kültürünü oluşturabilmek ve yani IFGM modelini bir şekilde yaşamımızın içine dahil ediyor olabilmek çok 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 kritik. Ve bu anlamda da yine sevgili Aylin Hanım ve Turul Bey'in ifade ettiği gibi aslında IFGM ayrı bir şey değil. IFGM bizim strateji sürecimizin bir parçası. Hani bizim şirketteki en büyük gözlemimiz aslında IFGM'i şirket stratejilerinin bir parçası haline getirdiğimiz zaman bu faydanın sağlandığını ve kazanıldığını gözlemledik. Hani yaptığımız her öz değerlendirme, yapılan her çalışma ve bu anlamda aslında her atılan adım günün sonunda bizim uçakla uçacağımız rotadaki erişme noktamıza bir fayda sağlıyor olması lazım. Bu bakış açısıyla baktığımızda da hani bunun faydasının olmaması mümkün değil. Öyle diyelim. Ve bu anlamda da hani tabii ki sevgili Tuğrul Bey, uygulama eforundan birazcık bahsetmişti. Belki ilerleyen noktalarda da ona değinebiliriz ama hani günün sonunda bu otomatik pilot Cessna'da da var. Hani tabii ki Cessna'nın otomatik pilotuyla işte Boeing 777'nin otomatik pilotu doğal olarak aynı değil. Dolayısıyla hani uçağın boyutuyla bu anlamda otomatik pilotun ne kadar komplike hale geldiği de çok birbiriyle doğru orantılı. Ama prensip olarak hani her şirkette her bünyede aslında bu anlamda ben uygulamasını mümkün olabileceğini düşünüyorum.
Tabii ki belli zorluklar olacak, üstesinden gelinmesi gereken, ama bu anlamda da faydalara odaklanırsak eğer ve gerçekten hani bir pusula ihtiyacının olduğundan hareketle temel olarak bunu kalbimizde ve aklımızda belki tutarsak bu anlamda aslında gerisi biraz daha kolay geliyor diye düşünüyorum. Faydalar da görülür hale geliyor. Teşekkürler Haluk Bey. Biraz soru cevap içinde vakit ayırabilme noktasında son sorularımı yönelteceğim ve çok kısa cevapları alabilirsek değerli konuşmacılarımız çok sevinirim. Aylin Hanım, peki siz bu süreçte çok özetle hani ne noktadan nereye geldik, ne kazanımlar elde ettik? Bu sayısal olabilir, olmayabilir. Çünkü büyüdüğünüzü biliyorum, hem çalışan sayısı hem ciro itibariyle, organizasyon itibariyle, ürün çeşitliliği itibariyle de. 20-25 kişilerdeydik başladığımızda 2016 yılında. Şu an 120 kişiyi geçtik pandemiye rağmen ve kendi alanımızda sadece bu ekibimizle MESMOM alanında çalıştığımızı düşünürseniz aslında dünyadaki en büyük ekiplerden biriyiz. Ekibimizin tamamı mühendis, doktoralı ve çeşitli disiplinlerden, arkadaşlardan oluşuyor. Bu çok önemli bir durum bizim için. Büyüyoruz ve gayet güzel büyüyoruz. Departmanlarımızla, süreçlerimizle, müşteriye sunduğumuz değerlerimizle, müşterilerimizle ve bununla beraber müşteri başarısı yönetimi sistematiklerini Türkiye'de oturtmaya çalışıyoruz. Yani Customer Success Management olarak geçiyor ama Türkiye'deki terminolojisi bile yok. Müşteri başarısı yönetimi müdürü mü diyeceğiz, ne diyeceğiz? Hani müdürümüze bile ne diyeceğimiz şaşıracağımız kadar yeni bir departman. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle kullanıcılarımızın daha da güçlenmesi için. Bu bizim için EFKM'in de getirdiği güzel bir yapıydı. Bunun ötesinde artık kendi bünyemize baktığımızda biraz önce Tuğrul Bey'in dediği gibi, aslında Haluk Bey'in dediği gibi de yani hem otomatik pilota bağlamışçasına devam ediyoruz. Tabii tamamen daha otomatik pilot olamadı ama o yolda ilerliyor. Bununla beraber bu süreç sahipliği önemli. Yani bizim bölümlerimiz hala var, departmanlar hala var, departmanların başında direktörlerimiz hala var. Ama bununla beraber bizim artık süreçlerimiz var. Çeşitli departmanlarda çalışan kişiler süreç sahipleri. Dolayısıyla bizim her hafta yaptığımız süreç sahipliği toplantılarında artık bir departmanın yöneticisi olmayan bir kişi bile sahip olduğu sürecin, içinde faaliyet gösterdiği birden fazla departmanda akan bir sürecin sahibi olabiliyor. Söz sahibi olabiliyor, KPI'lerinden sorumlu olabiliyor ve çeşitli departman yöneticilerine gidip buralarda şöyle koordinasyonsuzluklar var, demin Tuğrul Bey'in dediği gibi işte şunu yapabilmemiz için sizin şöyle yapmanız lazım, onun böyle yapması lazım gibi. Bizim siz ya da herkesin herhangi bir şekilde göremeyeceği şeyleri yapabiliyor. Dolayısıyla en önemli konu bizim artık şirket kültürümüz, farklı şirket kültürü şeklinde. Biz şunun da ihtiyacını çok çektik. Büyümeye çalışıyorsunuz ve belli kültüre sahip profesyonel yöneticileri işe alıyorsunuz. Genelde bizim gibi küçük KOBİ'lere gelen profesyonel yöneticilerin bize de bir kültürel etki yapmasını bekliyoruz. Ama bu EFKM bize çok faydalı oldu. Çünkü biz de belli bir standart getirebildiğimizi gördük bu profesyonel yönetim ilişkilerine de. Ne demeye çalışıyorum aslında, şöyle anlatmak isterim. Bazen KOBİ'lere geldiğinde kişiler biraz daha rahat davranabileceklerini de düşünebiliyorlar. Ama burada bir EFKM sistematiği uygulanıyorsa bir boşta çalışıyor ya da dorukta çalışıyor, fark olmuyor bir profesyonel yönetici için. Aynı yönetim kalite standartlarını da uygulaması gerektiğini biliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Dolayısıyla bizim uluslararası başarımızda çok önemli rolü var. Japonya'da ciddi operasyonlarımız var. Amerika'da ciddi operasyonlarımız var. Büyüyoruz. Ciro olarak söylemeyeyim ama büyüyoruz. Daha güzel karlı günlerimizde kavuşacağız inşallah. Yeni ürünlerimiz çıkıyor. Yani bizim Ar-Ge sürecimize çok önemli katkıları oldu. Çok daha dengeli sonuçlarla. Zaten EFKM'de o, biliyorsunuz. Yani bir yandan operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan 300'ü aşkın mevcut müşterimiz var, sürekli destek vermeye çalıştığımız. Bir yandan Ar-Ge projelerimiz var. Ekibimizin önemli bir kısmı gelecekte yaşıyor. Bundan 3-5 yıl sonra satacağımız ürünleri tasarlamayla meşguller. Bütün bu çalışmaları dengeli biçimde yürütebiliyoruz. Dolayısıyla yani günümüzdeki hayatın hızlı, dinamik, değişken ve sadece günü kurtarmakla kalamıyorsunuz. Geleceğe de yatırım yapmanız lazım.
Ve tabii bütün ekip, Haluk Bey çok güzel bir şey söyledi. Ekosistem, yeni EFQM modelinde gelen en önemli konulardan biri ekosistem. Siz sadece kendi firmanızın, kendi ekibinizin başarısına odaklanamazsınız. Tedarikçileriniz, müşterileriniz, partnerleriniz, paydaşlarınız, rakipleriniz bile ekosistemin bir parçası. Çok önemli. Dolayısıyla ekosistemi de yönetme bakış açısına sahip oluyorsunuz. Biz de büyüyoruz. Yani sadece firma olarak büyüme değil, hani kültürümüz de büyüyor. Hani insanlara da büyüdük denir ya, öyle de büyüyoruz aynı zamanda. Olgunlaşıyoruz diyeyim. Evet. Başarılar diliyoruz yolculukta. Her şey gönlünüz olsun. Biz de takip ediyoruz zaten. Tuğrul Bey, hani sizler hani ne söylemek istersiniz son sorumuzda? Dolayısıyla doğrudan hani soru yöneltmek sizin, size bırakıyorum. Ben burada hani konuşulanların dışında aslında EFQM modelinin bunu da hazırlığımın içinde şey yapmamıştım. Hani ama şimdi konuşulanlardan esinlenerek işte EFQM aslında böyle çeviklik, hemen değişimi dönüşümü fırsata çevirmek diye düşünülebilir belki de. Hiç konuşmadığımız benchmark sistemi var, kıyaslama. Bence kesinlikle onu burada da paylaşmamız lazım. Çünkü otomotiv sanayi çok kaliteye ve karşılaştırılabilir büyümeye odaklı. O yüzden bu modelin bize kattığı en değerli konulardan biri benchmark oldu. Merak ettiğimiz süreçlerde başarılı şirketlerle randevulaşıp o süreçlerle ilgili karşılıklı deneyimlerimizi paylaştık. Dolayısıyla bu bize çok aslında yolda hızlanmamızı sağladı. Çünkü öğrenme eğrisini bir anda zıplatıveriyor benchmark. Çünkü gidiyorsunuz işte bir Panasonic'e gittik. Panasonic hiç aklımızda olmayan satın almada ya şöyle yaparsanız böyle olur dedi. İşte biz süreçlerimizde bunu ekledik. Şuradan şuraya geçti satın alma dedi. Geldik hop kendimize bunu uyguladık. O yüzden otomotivin de buna bence çok ihtiyacı var. Hani şimdi şeyleri göremiyoruz, katılımcıları. Dolayısıyla hissiyatlarını ve ne kadar bizi beğendiklerini ya da beğenmediklerini mimiklerinden anlayamayınca aslında zor oluyor bir şeyleri anlatmak. O yüzden biz lab olarak benchmark'ı açız. Merak ettiğiniz süreçlerle ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz ve karşılıklı öğrenmemizi geliştirip, hani ben de otomotivden çok şey öğreneceğime inanıyorum ve öğrendim de bugüne kadar, hani kurum olarak diyorum ben derken. Dolayısıyla hani EFQM modelindeki benchmark ve kıyaslamayı bence unutmadan geçmeyelim diye böyle konuşmayı ve şeyi bitiş noktasını değiştirip şey yaptım. İnşallah bir yere gelmişizdir. Çok teşekkürler Tuğrul Bey. Gerçekten altını çizdiğiniz konu çok çok önemli esasında. Maalesef ülkemizde hani bu paylaşım, birbirimize aslında edinimlerimizi, kazanımlarımızı, uygulamamızı öğretmek, paylaşmak çok kolay olmayabiliyor. Kapılar açılmayabiliyor. Belki de Kalder'in bu kesişen kümede özellikle Ulusal Kalite Hareketi üyesi ve bu yolculuktaki kuruluşların aslında yani çünkü her biri bu zorlukları yaşadığı için kendi içlerinde bu paylaşım ortamlarını, kapılarını açıyor olması çok kıymetli. Belki de dediğiniz gibi kıyaslama konusu, işte karşılaştırma verisi konusu, bu ilerleme noktasında, birbirinden öğrenme noktasında bizler de bu anlamda hem Kalder olarak hem de üyelerimiz hem de sizlerin paylaşıma açık olduğunu ifade etmek isteriz değerli. İki dakika daha bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Çok hızlı olabilir. Çünkü direkt short win de belki diyebiliriz buna. Otomotiv sektörü de aslında ne kadar yerli üreticilere ürün sağlamakla odaklanırken aslında Avrupa ve diğer coğrafyalardaki ana tedarikçilerine de ürün göndermeye çalışıyorlar. Bildirim kadarıyla da diğer ülkelerde de kendi markalarını aslında bir şekilde oturtturmaya çalışıyorlar. Kesinlikle. O yüzden hani en short win Ticaret Bakanlığı'nın Türk Halti programı var. Biz EFQM modelini uyguladığımız için Türk Halti programına başvurmakta o kadar kolay bir süreç yaşadık ki çok kısa sürede dokümantasyonlarımızı hazırlayıp Türk Halti'de teşviklerimizi alma
ya hak kazandık. Bu da kurum içinde belki hemen EFKM'in size sağlayacağı çok büyük teşvikler. Çünkü yurt dışına yapacağınız ihracatta markanız adına, ürününüz adına yapacağınız her türlü seyahati, yatırımı, pazarlama faaliyetini TÜKALTİ programından alabilirsiniz. Evet. Çok teşekkürler. Yine burada ben de tekrar bir şey söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bazı üye kuruluşlarımız ya da yola çıkmayı düşünen potansiyel üye kuruluşlar, biz şu anda TÜKALTİ sürecindeyiz gibi cümleler duyabiliyoruz. Aslında sizin de çok net ifade ettiğiniz ve birçok örnekleri var. EFKM modelini, felsefesini içselleştirmiş ve hayata geçirmiş kuruluşlar zaten TÜKALTİ'nin gereklilerinin çok ötesinde yaklaşımlar ortaya koyabiliyorlar. Ve dediğiniz gibi çok hızlı yol alınabiliyor. Bunu da burada hemen altına çizmek isterim. Haluk Bey, siz tabii hani model konusunda lisanslı eğitmen olduğunuzda düşünüldüğünde, güncel olduğunuz düşünüldüğünde yeni modelen çok ne söylüyor? Belki ne öneriyor? Çok kısaca özetler misiniz? Yani çok kısa özetler çok kolay değil tabii ki ama sonra da soru cevaplara geçeriz. Yani 3 yıl önce bunu konuşuyorsak belki şey derdim. Ya evet, hani EFKM modeli güzel bir model. Hani kullanın. Bu hakikaten faydalı olur derdim ama hani şimdi bugün artık 2020 modelinin hani açıklandığı ve uygulamaya geçtiği bir zamanda konuşuyoruz. Dolayısıyla yeni model gerçekten güzel. Öyle söyleyeyim, aradaki farkı ifade etmek açısından. Nedir? Hani bu bizim otomatik pilot örneğinden gidecek olursak bir kere yazılım yenilendi. Neye göre yenilendi? Hani bütün yeni coğrafi koşullar, işte onun dışında bütün yere göre adaptasyonlar, mega trendler hepsi eklendi. Ve bu anlamda aslında özetle yazılım daha güçlü hale geldi. Ve bu anlamda da kuruluşlar açısından önce olmaya dair çok daha önemli bir bence parantez açıyor, perspektif açıyor ve bu anlamda da yol gösterici oluyor. Biz geçmişte konuşurken EFKM mükemmellik modelidir diyorduk. Ama mükemmellik nedir? Hani tanımlarken zorlanıyorduk. En sonunda diyorduk evet, bu bir yolculuk, güzel. Ama şimdi daha güzel bir şey söylüyoruz. Hani hem hissedar açısından, hem çalışan açısından, hem müşteri açısından diyoruz ki üstün performans. Dolayısıyla aslında otomatikman modelin ne kadar sonuç odaklı bir hale geldiğini ve bu anlamda da biraz daha böyle hani beklentimizi karşılama, hani faydaları ne olabilir? Sevgili Tuğrul Bey çok çabuk kazançlardan da bahsetti ama orta ve uzun vadede de aslında bu anlamda yeni model biraz daha böyle up to date ve daha güncel. Sevgili Aylin Hanım ekosistemin paydaş beklentilerinin çok güzel altını çizdi. Bu anlamda aslında yeni model diyor ki ya önce sen bir kilit paydaşlarını belirle. Ya senin için kim önemlidir? Hissedar mı, çalışan mı, müşteri mi? Elbette hepsi önemli ama en kritik olan hangisidir? Bunları belirle ve buna göre herkesle olan ilişkini de belli bir seviyede tut diyor. Hani günün sonunda senin kaynağının sınırlı olduğunu biz herkes biliyor. Şirketin kaynağının sınırlı olduğunu. Bu anlamda özellikle temel paydaşlara odaklanıp belki onlarla ilgili yaklaşımlarımızı ve sonuçlarımızı takip edebilme. Bu anlamda hani bence yeni modelin önemli getirilerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Bir başka önemli konu, sevgili Tuğrul Bey de çok güzel altını çizdi. Hani TÜKALTİ'den bahsetti. Bu anlamda dönüşümlerden. Sen az evvel ifade ettin, hani bunlar birbirinin içine giren sistemler. Günün sonunda yeni model diyor ki, ya böyle hani bir dönüşüm yaratacaksan otur da bekleme. Hani her şey durdu, böyle TÜKALTİ bitti, işte yeni ürün devreye almaları bitti, büyüme hedefleri bitti, hadi şimdi EFKM yapıyoruz. Yok böyle bir şey. Gerçek hayatta da bu yok. O yüzden model diyor ki dönüşümle beraber mümkünse şirketi yürümesini de kanalize et. Yani bunu bir paranın iki yüzü gibi düşün ve ikisinin de birlikte olacağının altını çiz. Belki üçüncü bir boyut olarak şunu paylaşabilirim. Özellikle dijitalizasyon ve teknoloji bu anlamda hepimizin çok çok kritik ajandasında gündem işgal ediyor. Sevgili Tuğrul Bey, Zoom programı bu anlamda yayılımlar, paylaşımlar çok güzel bir şekilde ifade etti. Aylin Hanım zaten teknolojinin göbeğinde, hani hepimize göre Endüstri 4.0'ın hatta 5.0'ın ne olduğunu ya da ne olmadığını biliyor, anlıyor. Ama yeni model bunlara da odaklanıyor. Diyor ki hani günün sonunda sen okey stratejilerine bak, bunları belirle, hayata koy, girdi sonuç sebep ama bununla birlikte günceli de takip et diyor ve bence en temel konu bu güncelin içerisinde. Bu anda da daha güçlü hale geldi. O yüzden de hani gerçekten merak eden belki üyeler olabilir. Bu anlamda hani umuyorum bir merak da oluşturmuşuzdur bu konuşmanın ya da bu panelin sonunda. Bu anlamda gerçekten faydalı olabilir. Step by step ne ihtiyacınız varsa, neler sizin için lazımsa, neler öncelikliyse, tabii ki kaynaklar sınırlı, bu hepimiz ama
Bu anlamda kullanılabilir diye düşünüyorum ve yeni modeli hani biraz daha böyle nasıl diyeyim içim rahat olarak tavsiye edebiliyorum. Çok teşekkürler Haluk Bey. Yani buradan hareketle de çok kısaca toparlayacak olursak esasında bu modelin yani gerek değişim ihtiyacı gerekse günümüz iş dünyasında ve dönüşen dünyaya cevap verebilmesi noktasında hani o çalışmalar esnasında 2 yıllık süren çalışmalarda dünya ölçeğinde üst düzey birçok görüşmeler gerçekleştirmiş CEO'larla ve modelin değerinde belki de söylediğinizi hani söylediklerinizle beraber ortaya koyan hani üst yönetim ya da sermayeler açısından bakıldığında işte dış tanınmaya bir gereksinimi ne cevap veriyor olması işte iyileşmeyi aslında özünde sürekli iyileştirme var ve sürekli gelişim var bakıldığında. Dolayısıyla da bu iyileşmeyi düzenli ölçmek için bir tanı aracı model bakıldığında yine. İşte yine ifade etmiş olduğum gibi üzere Haluk Bey dönüşüm programını yönetme aslında dönüşümü. Hani bir taraftan evet performansı yönetiyor olmamız lazım. İşte o yıkıcı değişikliklerle hani o transformasyon, dijitalleşme çağı, dönüşüm gerçekten hızla dönüşüyoruz ve geri dönme ihtimalimiz yok artık sonuç itibariyle. Dolayısıyla onlarla başa çıkabilmek için bir araç diye birçok hani parametre olmakla beraber öne çıkan işte yeni yeteneklerin geliştirilmesi, bu her anlamda yetenek ve bu anlamda bir çerçeve ortaya koyuyor ve en önemlisi de belki de aslında o üstün performanslı kuruluş olma yönünde hani ne gibi özellikleri taşımam gerektiğini anlayan bir araç olarak tanımlanıyor. O anlamda da gerçekten tüm kurum kuruluşların hani bugün bakıldığında ülkemizde de dünyada da ülke yönetimlerinde de kurum yönetimlerinde de en çok herhalde arayış içerisinde olduğum şey yönetim, yönetim kalitesi modelde aslında bunu sağlayan temel araçlardan bir tanesi diyoruz. Ve belki sorular varsa değerli katılımcılarımızdan sorularını almak. Öncelikle ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık, vakit ayırdınız. Çok çok teşekkürler. Taysat'a, değerli Taysat yönetimine, Sevgi Hanım'a ve bize bu yolculukta eşlik eden her anlamda yanımızda olan Öykü Hanım'a çok teşekkürler. Model konusunda bizi aydınlatan yine çeşitli bilgiler veren, ipuçları veren Salih Bey'e çok teşekkürler. Ödül sekreterimiz yine zaman zaman bizlerle olduğu Esra Hanım'a çok teşekkürler. Aylin Hanım galiba bir şey söyleyeceksiniz. Soru cevaba geçmeden önce buyurun. Çok kısa, çok kısa Sarp Bey. Haluk Bey çok güzel bir noktaya değindi. Siz de çok güzel toparladınız. Hatırlarsanız biz Kalder'de dijitalleşme komitesi olarak birkaç seminer verirken şey de anlattık. Bu yeni EFKM modeli ve dijitalleşmedeki ilişki. Şimdi dijital dönüşüm Taysat camiası için çok önemli. EFKM modelinin çizdiği çerçeve dijital dönüşümü planlarken, dijital dönüşüm öncesinde de şirketi nasıl şekillendireyim ki onu dijital dönüştürdüğünüz zaman zaten o şekillendirmeyi otomatik hale getireceksiniz. Yani Haluk Bey'in otomatik pilotu dijital dönüşüm sayesinde gerçekleştiriliyor. EFQM de bunu nasıl en mükemmel hale ya da en iyi ve sürekli iyileşir hale getirip tutarsınız bunu söylüyor. Dolayısıyla Taysat için dijital dönüşüm çok önemli. EFQM'de onu en kaliteli, en doğru şekilde yapabilmek için dengeli yönelmek, dengeli hedef koyabilmek için önemli. Belki EFQM'in stratejik projelerinden bir tanesi dijitalleşme olacak hatta. Çok teşekkürler Aylin Hanım katkınız için. Tamam. Belki de tamamen otomatik pilota bağlamak için yazılım sizin işiniz. Sizden bekliyoruz o zaman. Bu anlamda paylaşımlara hazırız. Ama yani nasıl bir otomatik pilot olması gerektiğini de EFQM'le şekillendirecekler. Evet, evet, nasıl dağlardan gidiyorlar, nereden nereye, şöyle mi uçuluyor, nasıl bir uçak lazım falan çok tabii konuşuruz. Haluk Bey madem başladınız şu otomatik pilota biraz detaylandırmak lazım. Sadece yazılımla da olmayacaktır tabii ki. Tamam o zaman kesinlikle hızlıca hocam, sorulara geçecek çok olursak Tuğrul Bey çok teşekkürler tekrar. Söyleyeceğiniz son bir sözünüz varsa tabii ki lütfen almak isteriz. Sorulara geçebiliriz. Şu anda hani genel olarak herhangi bir şey yok. Ekleyeceğim. Oradan Salih Bey, Öykü Hanım ben bu arada atlarsam soruları lütfen siz oradan hani siz de yöneltebilirsiniz. Salih Bey daha çok hep olumlu sonuçları anlatıyorlar. Hani bu işin zorlukları neredeydi diye bir sorusu var. Bir iki zorluk örneği paylaşabilir misiniz? Ne gibi zorluklar yaşadık? Neler zorladı bizi? Bizden mi bekliyorsunuz Sabri Bey? Evet.
En önemli zorluk kültürel değişim. Yani şimdi bizim şirketimizde üst yönetimin desteklediği bir değişim. Ama tabii EFQM dediğiniz zaman işte her yıl Doğru Bey'in dediği gibi belli dönemde stratejik planlamaları yapacaksınız. O stratejik planlamalar için işte PES'li analizleri, SWOT'lar, herkesin görevleri var, çalışacaksınız. Yani EFQM'e uyumlu bir şirket olmak demek çok çalışkan olacaksınız. Her şey şeffaf olacak, denetlenebilir olacaksınız. Her şey kayıt altında olacak, KPI'leriniz denetlenecek. Bu ne demek? Sizin son derece çalışkan, disiplinli, düzenli, denetlenebilir bir işleyişe doğru evrilmeniz lazım. Rahattık ya. Şimdi nereden çıktı bu konu oluyor? ama artık rahat değiliz, hiçbirimiz rahat değiliz. Daha keyifli, daha dinamik oluyorsunuz belki sonunda. Ama şeffaflaşıyorsunuz. Şeffaflaşmak istemeyenler için sıkıntı. O kültürel dönüşümde çok sıkıntı çektiğimiz dönemler oldu. Ama dönüşülecek yani. Dönüşmezseniz zaten yaşayamayacaksınız. Evet. Şirket kalmayacak ortada. Tuğrul Bey? Ben de burada şeyi ekleyebilirim. Yani yeni bir model oluşturmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla içeride o modele inancı oluşturmak zaman alıyor. O zaman sürecinde de yaptığınız şeyler bazen dirençle karşılaşabiliyor ve istifalar bile gelebiliyor. Dolayısıyla hani çok kolay böyle hemen herkes size ikna olmuyor. İkincisi bence en önemli şey belki konuşmamın içinde de belirtmem gerekiyordu. Üst yönetimin katkısı çok önemli. Ben ne zaman başka işleri yoğunluğunda zaman planımı alıp toplantılarımı geciktirdim. Kendi yürütme kurulu var EFK'min. O yürütme kuruluna katılmadım. İşler yavaşladı. Ve yavaşlayınca bir anda takvim uzuyor gidiyor. Hani uzayan şey de bir yıl falan atabiliyor. O yüzden yani üst yönetimin varlığı değil, tam anlamıyla desteği gerekiyor bu projede. Çünkü radikal kararlar alması lazım proje ekibinin. Ya proje ekibine o yetkiyi vereceksiniz. Bu sefer de içeride o kadar yetkilendirilmiş adamlar, onu da denedim. O kadar büyük yetkilendirilmiş adamlar dolaşmaya başladığında da organizasyonel hiyerarşide sıkıntı çıkıyor. O yüzden biraz deneme, hani bu işin bir yolu var. Ama yolda nasıl gideceğinizi aslında kendiniz bulmanız gerekiyor. Hiçbir değerlendirici de gelip ya sen böyle böyle git dediğinde inanmayın. Gerçekten kurumunuzun kültürüne uygun hareket edin. Yoksa hazırladığınız çok basit bir tablo bile o kadar saçma ve gereksiz kalıyor ki çalışmaz kalıyor. Bir yerde asılıyor kalıyor. Emin olun o asılan kalan tabloyu da değerlendirici gelip buluyor. Ve size oradan eksi puan yazıyor. O yüzden mış gibi yapmadan gerçekten hissede hissede gitmek lazım. Arada mış gibi yapanlar da eleniyor. Ya Haluk Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Süremizi de çok kısaca açtık ama Öykü Hanım ne zaman derseniz çok fazla soru var mı bilmiyorum ama yok galiba. Bazı soruları Esra Hanım cevapladı zaten. Nisan evet, Hanım'dan gelen. Evet, evet, hiç problem değil. Birkaç sorumuz daha var, onları da yanıtlarız. Tamam. Ya ben belki şey diyebilirim ya, özellikle büyüme trendinde olan şirketlerde ekibe yeni katılan yöneticilerin ya da yönetici olarak atanan kişilerin yeni işe alınan beyaz yakanın, mavi yakanın da aslında bu modelle tanıştırılması, bu anlamda bu kültürün bir parçası haline getirilmesi bence çok önemli. Hani bir kere yaptık oldu, evet hani bu tamam artık oturdu diyebilecek noktada olmayabilir EFQM. Bu anlamda özellikle ekibe yeni katılan kişiler olduğunda bunların eğitim ve altyapısı da çok değerli. Bunu da atlamamak lazım diye ekleyebilirim belki. Öykü Hanım, sorular siz yöneltin isterseniz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Esra Hanım burada yazılı olarak yanıtlamıştı ama diğer katılımcılarımızın da görmesi adına bir de sözel olarak rica edebiliriz kendisinden. Nisan Salepci'nin bir sorusu var. Denetimler esnasında nasıl bir soru listesi takip ediliyor? Radar kartta ne tarz sorulara göre puanlama yapılıyor diye sormuş. Tamam. Hemen hızlıca cevap verelim. Mesela Hanım yazmış ama kim cevap vermek ister? Haluk Bey. Herhalde hepimiz kök verebilir. Olarak ben herkes cevap verebilir. Burada problem yok buyur, zaten. Buyur. Haluk Bey buyurun. Durul Bey buyurun lütfen. Devam edin. Yok. Lütfen. Buyurun.
Yok, ben size vereyim çünkü hem de eğitmen olduğunuz için Hem hani de değerlendirici. iki Evet, aynı evet sizdeyiz. iki bakış Tamam. açısıyla beraber cevaplamanız daha değerli gibi geldi bana. Estağfurullah. Ya ben şunu diyecektim, aslında bir soru listesi yok yani, ama ne var diye dönüp baktığımızda IFQM modeli var. IFQM modelinin bu anlamda iyi uygulamalara dayanan örneklerden aldığı tavsiyeler var. Diyor ki işte hani çalışanlarla ilgili yaklaşımlarınızı belirlerken şunlara dikkat edin. Müşterilerle ilgili şunlara dikkat edin. Stratejinizi belirlerken neden yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, neler hedeflediğinizi belirleyin gibi gibi. Model kitapçığının içerisinde aslında bunlar var. Biz şimdi değerlendirme yapacağımız zaman bir kuruluşta öncelikle kurumun aslında bize gönderdiği bir tanıtım kitabı diyelim, submission document. Bunu inceliyoruz, buna bakıyoruz ve bu anlamda aslında kuruluş yaptığı şeylerin kısa bir özetini değerlendirici grubuyla paylaşmış oluyor. Değerlendirici grubu da minimum 1 aylık bir çalışma, bazen daha da uzun olabiliyor süre sonucunda. Aslında bu kriterler bazında, IFQM modeli içerisindeki paylaşılan noktaları analiz ediyor. Kurumu çok iyi anlıyor, stratejisini çok iyi anlıyor. Beklentileri ve nereye ulaşmak istediğine dair kurumun paylaştığı bilgiler çerçevesinde bunları anlıyor. Anlaşılmayan noktalarda ödül süreci içerisinde yine yaptığımız toplantılarda dönüp bunları kurumun ilgili yöneticileriyle konuşuyoruz, paylaşıyoruz ve bu çerçevede de aslında hedefimiz 2 tane temel konu oluyor. Bir, kurum gerçekten hangi konularda güçlü, ama bu güçlü olduğu noktaları bu anlamda hani iyi uygulama örnekleri ve belki benzer seviyedeki kurumlara nazaran hangi konularda biraz daha ön plana çıkıyor? İki, kurumun belki farkında olduğu ya da olmadığı, hani bu bir blind spot dediğimiz, aslında belki farkında olmadığı noktalarda olabilir. Bunlarla ilgili de iyileşmeye açık konuların bir özeti hazırlanmış oluyor. Buradaki temel kritik konu aslında hani kurumlar bunları bilmiyor mu ya da kendileri ortaya koyamayabilirler mi? Teorik olarak aslında hani bir değerlendirme süreci olmadan gerçekten hani o kurumun kendi içerisinde bir öz değerlendirmeyle de bunu yapmak, ortaya koymak mümkün olabilir. Ama dışarıdan birilerinin işte bir dış değerlendirme ya da bir ödül süreci çerçevesinde bir başvuruya dair yapılan bir değerlendirme olduğunda daha objektif olması söz konusu. Bu anlamda hani dışarıda farklı şirketleri, kurumları gören, bilen, bu anlamda dinamikler konusunda bilgi sahibi olan, modeli de iyi tanıyan kişilerin geri bildirimi aslında bu anlamda başta üst yönetim, sonra tüm yöneticiler ve birimler açısından da güzel bir geri bildirim oluyor deyip eksik kalan kısımları sevgili Tuğrul Bey ile Aylin Hanım'a vereyim topu. Ben orada bir yorum yapabilmeyi isterim. Şöyle ki aslında çok güzel yazmış Esra Hanım da. Ben değerlendirici olmayıp uygulayıcı tarafından baktığımda zaten modelde bahsi geçen bütün maddeler ve alt maddeler hepsi soru kıvamında. Yani orada geçen ifadeler zaten sizin neyi yapıp yapmadığınızı anında sorguluyorsunuz. Yani modeli alıp tek tek bütün maddelerinin üstünden geçmek lazım. Ben şunu öneririm. Biz de bir danışmanla yol alıyoruz ve danışmanımız gerçekten çok güzel yol gösteriyor. Ama bununla beraber o maddeyi okuduğunuzda siz zaten kendi firmanızı bildiğiniz için o madde size bir sürü çağrışım yapıyor. Ben de şu eksik, bu bilmem ne falan filan diyorsunuz anında. Bir kere eleştirel gözle bakabiliyor olmak çok önemli o maddelere. Hani ben zaten çok iyiyim. O bak burada da onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum diye pembe değil. Neyi eksik yapıyorum diye bakmak önemli o maddelere. Ayrıca danışmanlar tabii ki çok güzel, kıymetli yanıtlar ve yönlendirmeler yapıyorlar. Ama o maddeyi işletmenin içinden biri okuduğunda zaten bir sürü ampul yanıyor onda. Dolayısıyla ben danışman kullanmayı çok önemli buluyorum. Biz de danışman eşliğinde gittiğimiz için. Ama maddeleri tek tek oturup okuyup üstünde biraz düşünmesini de kuvvetli öneriyorum bütün firmalara. Çünkü yani o anki bilgi, beceri ve tecrübenizle yol gösteriyorsunuz danışman olarak. Ama firma onu kendisi okuduğunda başka ampuller yanıyor. O ampulleri bırakın yansın. Yani kendiniz okuyun. Sevgili Taysat mensupları, maddeleri tek tek okuyun, üstünde düşünün derim. Teşekkür ediyorum. Ben de Aylin Hanım'ın üzerine bir şey ekleyeyim. Pratik gerçek hayattan yaşadığımız, tabii mühendis altyapısı olunca hani mühendislik sınavlarına da üniversitede girerken son 5 yılın bütün sorularını alıp biliyorsunuz onları ezberlersiniz. O sadece şeyleri değişir. İşte 100'se
150 yazar hoca, bilmem neyse bilmem ne yazar ama sorunun formatı değişmez. Aynı mantıkla biz ilk dış değerlendirmeyi alınca ben bütün süreç sahipleri arkadaşlara şey demiştim. Akşama değerlendirme bittikten sonra herkes değerlendiricinin sorduğu soruları yazın diye. Ki alışacağız, hazırlanacağız ya hani bir sonraki sene hazır önümüze gelsin diye. Hiç de öyle olmadı. O soruların belki %30'unu sordular. Dolayısıyla hani Aylin Hanım'a ve Haluk Bey'e böyle şey yapayım, destek olayım. Hazır bir soru seti yok. Aslında tamamen ve tamamen modelin maddelerinin içselleştirilmesiyle alakalı. O içselleştirmeyi zaten değerlendirici arıyor. Pazarlama sürecinin sahibiyle gidip şey konuşurken işte müşteri beklentilerini nasıl alıyorsunuz diye gidip üretimdeki bir arkadaşa da mülakatında müşteri beklentilerindeki çıktıları nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Orada üretici arkadaş ben müşterileri bilmiyorum, müşteri ne bekliyor bilmiyorum, pazarlama bana ürün resmi gönderir ben de onu üretmeye başlarım derseniz eksi puanı alıyorsunuz. O yüzden hani birbiri gerçekten içselleştirilmeyi kurgulamanız gerekiyor şeyde. Bir soru seti var ve soruyu ezberlemek yetmez yani ezberleseniz bile olmayacaktır. Umarım soruya cevap bulabilmişizdir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var isterseniz ben onu da yönelteyim. Abdullah Göktaş'ın sorduğu. IFQM modelini devlet sektör veya birimlerine de uygulaması var mı diye sormuş. Var ise nereleridir? Eğer yoksa bu konu hakkında neler yapmayı düşünüyorsunuz diye de eklemiş. Var evet. Yani okullar var, kamu kurumları var, yerel yönetimler var. Hatta tabii ismini söyleyemeyeceğim çünkü gizli. Bu sene ödül sürecinde bir bakanlık var. Ama mesele bunların sürdürülebilir olması tabii ki. Kalder 98 yılında bu ulusal kalite hareketiyle birlikte özellikle milli eğitim tarafında hani Salih Bey hatırlar. O dönemki müsteşarın da sahiplenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da sahiplenmesiyle beraber bütün aslında ülke genelinde belirlenmiş okullarda bu toplam kalite felsefesinin yaygınlaşması noktasında çalışmalar yürütülmüş. Hatta bugün okullarda bazı kazanımlar varsa burada Kalder'le olan çalışmaların hani etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama iktidarların değişmesinden bağımsız oradaki bakanlar ya da müsteşarlar değiştikçe bu sürdürülebilir kılınamıyor maalesef. Yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda geçmişte Fatma Hanım bakanken başlanmıştı sürece. Tabii ki bakanlıktan ayrılınca sekteye uğrayabiliyor gibi. Evet çok gizli Abdullah Bey. Dolayısıyla ödül sürecinde olanlar kurum kendini açıklamıyorsa gizlidir. Bizde de kimse bilmez. Ödül sekreteri bilir. Ben de işte hasbelkader genel sekreter olarak az çok bilgi sahibi olabiliyorum. Üniversiteleri de ekleyebiliriz Sabri Bey. Detaylarına vakıf olmamakla beraber yine de ne süreçte ne yaşandığını, puanlamasını, süreci falan hiç bilmem. Sadece ismini biliyorum. Sabri Bey, arkadaşlarımızı Kalite Kongresi'ne davet edin. Orada öğrenecekler. Tabii 16-17 Kasım'da kongremiz var bu arada. Evet, hani dijitalde çok rahat, kolay erişebilirsiniz. Aylin Hanım, uyarınız için teşekkürler ama belki de biliyordur Abdullah Bey. Sabri Bey, üniversiteler de var. Üniversiteleri de saymakta fayda var. Üniversiteler evet öyle. Belki Salih Bey bu konuda çok daha sağlıklı bilgi verebilir ama bugün işte üniversitelerde kalite akreditasyon birimleri oluşturuldu. Üniversitede işte mevcut durum değerlendirmelerine dönük olarak mevcut durum çalışmaları yapılıyor kalite konusuyla ilgili. Kökeninde bakıldığında aslında belki Sakarya Üniversitesi'ndeki ödül örneğiyle ve şu anda zaten işte Yüksek Öğretim Kalite Akreditasyon Kurulu Başkanı da eski rektörlerden yine bu IFQM çalışmaları vardır onu söyleyebiliriz ama Abdullah Bey idealimiz tabii ki tüm kurum kuruluşlarda bu benzer yönetim anlayışlarının felsefelerinin tabii ki sürdürülebilir bir şekilde yaşama geçirilmesi ama bunun için ufak tefek de olsa mücadelelerimiz var umarım zaman içerisinde olur diye düşünüyoruz. Sevgili Sabri Hocam, belediyeleri de belki ekleyebiliriz bu anlamda. Belediyeler de aslında çok önemli. Pek çok belediye geçmişten bugün ödül aldı. Benim de yaşamaktan çok mutlu olduğum Nilüfer Belediyesi örneğin İlk Bursa. Yine ödüllü kuruluşlardan, kurumlardan bir tanesi. Aynen, kesinlikle ve birçok örnekleri var. Büyükşehir, yerel yönetim, yani ilçe belediyeleri gibi. Evet, çok örneklerimiz var bu anlamda. İktisadi teşekkürler, belediye iktisadi teşekkürleri gibi.
Teşekkür ederim. Bir şey daha vurgulayabilir miyim aslında? Tuğrul Bey çok güzel bir şeye vurgu yaptı. Taysat camiası için gene çok önemlidir. Bu Kalder vasıtasıyla İFKM yolculuğuna başlayan bütün Taysat mensuplarımızın aslında belli konularda en iyi uygulamaları kim yapıyor, nerede yapıyor? Bunlara ulaşıp resmi olarak gidip inceleme imkanı var. Bu çok önemli bir imkan. İFKM güçlü bir araç. Gerçekten sürdürülebilir başarı için, hele önümüzdeki çağda devam etmek için, şirketlerin sürdürülebilir için çok önemli. Ama benchmark'ta resmi olarak belli konularda, mesela İK konusunda ya da ne bileyim pazarlama konusunda ya da üretimle ilgili kalitenizde belli konularda tutturma ile ilgili bir yapılanmanızda eksiklik var. Kalder de size yardımcı olabiliyor. Resmi benchmarklar yaparak detaylı bakabiliyorsunuz. Tabii siz de misafir etmeniz gerekiyor başka konuda, başka firmaları. Çok faydalı, çok hız kazandırıyor firmalara. Kesinlikle. Bu arada tabii hani Taysat üyeleri arasında olup bizim de üyemiz olan Kesişen Küme'de birçok kurumlar da var. İşte Boş örneğiyle başlayıp farklı birçok kurumlar da var. Yani bu sürecin içerisinde olan. Dolayısıyla en yakın mesela Farba örneğini hatırlıyorum, Haluk Bey bilirsiniz. Sonra evet, Odelo evet. Oldu ve gitti Odelo'yu, hani genelde biz satın alınan tarafta olurken Odelo'yu satın aldı. İşte Odelo Bursa'da, Farba şu anda yine Gebze'de faaliyet gösteriyor. Yine ödül alan örneklerden bir tanesi, modeli iyi uygulayan gibi birçok örnekler de var aslında. Tabii ben de küçük halde, bir şey. Buyurun küçük. Küçük bir hatırlatma, EFQM'in yeni çıkardığı bir eğitimden bahsedeceğim ben de belki müjde olarak. Organizasyonel değişim liderliği diye. Belki duydunuz diğer arkadaşlara, bilmiyorum ama EFQM'den aldım ben bu eğitimi. Bir eğiticinin eğitiminden geçtim. Deneyimli değerlendirici olduğum için farklı bir bakışla baktım. Gerçekten bugünkü konu, yani aslında bu otopilotla da gitseniz, kendi başınıza da gitseniz bu köprüyü geçeceksiniz. Geçemezseniz boğuluyorsunuz, kalıyorsunuz bir tarafta. O yüzden bu değişimi iyi yönetebilecek kurum içi liderler yetiştiriyor Kalder. Kalder'in yeni açmış olduğu bir eğitim. Evet, belki Aylin Hanım'ın dediği gibi kongrede bunlara yer verilecek, tanıtımlar yapılacak. Ben biraz erken davranayım istedim. Buradaki değerli Hazerun'a da saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. O zaman daha fazla da katılımcılarımızı sıkmadan, ama sorular varsa keyifle memnuniyetle cevap verebiliriz. Ama her zaman hani gerek Öykü Hanım gerekse bizlere, Öykü Hanım üzerinden bizlere, değerli katılımcılarımıza dahil onlar adına bu sözü verebilirim. Olası sorularınız, ihtiyaç duyduğunuz konularda bilgi dağarcığımız ve kendi bilgimiz dahilinde olan çerçevede her zaman paylaşmaktan yanayız. Dolayısıyla da bizlere erişebilirsiniz. Umarım keyifli, öğretici, dağarcıkta bir şeyler bıraktığımız bir webinar olmuştur. Herkese saygı ve sevgilerimle, sağlıkla kalın diyorum. Sizlere de çok çok tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkür ederiz. Selamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.